Vakitli özel hoş geldiniz. Hı. Düşünce ve hayattayız. Yine her zaman olduğu gibi Ekrem Demir hocamla bizlere beraber hocam hoş geldiniz. Saçmaladım. Nasılsınız? teşekkür ederim Sevgisiniz. hayırlı yeni yıllar hayırlı olsun inşallah amin evet. öyle der miyiz deriz yani e, dedim mesela birkaç kişi bana mesaj atmış ben de onlara <laughs> hayırlı yeni yıl e, diye mesaj attım yani böyle bir şeyim yok doğrusu bu yeni yılın hani gelişiyle Bir şey ilgili. anlatmıyor mu e, şöyle yani yıl yıl gitmiyoruz gün gün gidiyoruz yani yani 31 Aralık Yarın bir Ocak yani gün gün ilerliyoruz yani yani birçoğumuz belki seneyi tamamlayamayacak dolayısıyla yani böyle yıl yıl üstüne koymuyoruz yani birçoğumuz bir demeyelim de hocam bazılarım şey bazılarımız şey bazılarımız <laughs> affedersiniz birçoğumuz demeyelim evet yani kelimeyi çok yanlış ifade ettim yani bazılarımız mesela yılı tamamlayın Allah herkesin uzun ömürler versin veya hayırlı <laughs> ömürler versin evet, hayırlı yani. ömürler versin falan ama bilemeyiz şimdi bu bakımdan aslında hayat gün gün ilerleyen bir şey daha yüksek idraklerde an an ilerleyen bir şey yani nefes nefes böyle ilerleyen bir şey. Nefes nefese yaşanan bir hayat bu aslında ama <laughs> biz mesela nefes nefese kalıyoruz ama nefes nefes yaşadığımızı belki bilmiyoruz. Yani hmm. böyle bir yani o acelecilikten nefes nefese yaşamaktan nefes nefese yaşadığımızı Oo, galiba Çok güzel. Mi? böyle bir şey söylenebilir yani. E, bu şeyin hani bu hani İslam metafizikçilerinin işte an üzere yaşamak, an içinde yaşamak falan gibi bir şey. Böyle varlığı böyle küçük odalar gibi düşünüyorlar aslında. Galiba çok iyi bir düşünme biçimi bu. An ve o odalar anlardan oluşuyor. An odaları gibi. Yani böyle bakmak lazım. Şimdi insan tabii geçmiş ve gelecek e, üzerinde böyle hani e, salındığı için yani böyle bir yaygınlık içerisinde hareket ettiği için ana bir türlü taşınamıyor. Yani ana bir türlü gelemiyor. Hmm. Şimdi bu açıdan bir de şimdi bunu öyle yıllar falan diye düşündüğünüz zaman yıllar, on yıllar evet. vesaire gibi An her zaman ıskalanıyor yani. Dikkati ana taşımak lazım. Çok güzeldi hocam. Yapabildiğim yani. bir şey değil ama doğru olduğunu bildiğim bir şey. Ama yani hani <laughs> geleceğe matuk da düşünmek gerekmez mi ki burada? E düşünmek lazım yani ama e yani e anı ihmal ettiğimizde gelecekteki anları da ihmal edeceğiz. Yani geleceği mesela gelmemişken çok seviyoruz ama geldiğinde bu kez bir başka geleceğe gidiyoruz. Ha, evet. Yani hep bir sonrakini yani eldekini değil hep bir sonrakini gibi böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu gerçekten bir sıkıntıdır yani e, yani bu aslında bir gelecek düşünme değildir. Bu daha çok bir andan kaçmadır yani andan ve e, tayin edenden belirginleşmiş olandan kaçmak Hı -hı. durumudur. Yani bir bakıma böyle gerçeklikten hayale doğru kaçmaktır. Şimdi hayal ile idealizm arasında farklar vardır yani. Ee, mesela insanlar hayal, hayali çok yüceltiyorlar, tahayyülü çok yüceltiyorlar. Bunu az çok da böyle dinle ilişkilendiriyorlar ya da tasavvufla ilişkilendiriyorlar ama aslında öyle değil. İdealizm dinle ilgili olabilir yani ideal olan. ideal daha gerçek olan demek fakat o daha gerçek olan anda da ortaya çıkan şeydir. Dolayısıyla anda veya an sonrasında olan şey anlamında bir idealizm iyi bir şeydir ama tahayyül bir kaçıştır. Yani andan, şimdiden hmm. e, ve benden... Çünkü an içerisinde ben benden sıkılıyorum ve ben bana tahammül edemiyorum. O zaman geçmişe ya da geleceğe savruluyorum. Yani geçmişin hesapları ve geleceğin kuruntuları ya da kurguları üzerine gidiyorum. Şimdi bunu insanlar çok övüyor. Yani geleceği düşünmek gibi düşünüyorlar ama aslında bu geleceği düşünmek değil. Çünkü gele, e, geleceği düşünebilsem an içerisinde tam olarak yerleşik bir şekilde bulunurum. Yani şimdi de bulunurum. Mesela değil mi? Yani yani insan bunu kendisi için düşünmesi lazım. Ben kendim için düşünüyorum. Mesela kaç gün yaşıyorum ben aslında yani o günü yaşamak üzere kaç gün yaşıyorum ya. ya da mesela kaç an yaşıyorum yani bunu düşünmek lazım. Yani bu bakımdan böyle hani eğitimde işte ne bileyim işte sanat yani çeşitli disiplinlerin çeşitli alanların an içerisinde yaşamayı insana öğretmesi lazım yani hı hı. salık vermesi lazım. Bu yüksek bir düşünme biçimidir. An mesela böyle bir eyyamcılık diye bir kavram vardır yani gü, günü gün etme diye bir kavram vardır. Bu asla bu değildir yani o kaçıştır. Bu değil. Yani bu neceden bir günü yaşadığımızı idrak etmektir. Yani bir anı yaşadığımızı evet. e, idrak etmektir. Bütün yüksek düşünceler, yani bütün yüksek felsefeler bunun üzerine çok durmuşlardır. Ama yani. yani hani bir de belki de yaşadığımız dönemle çok daha bağlantılıdır. Bilmiyorum ama şimdi yaşadığımız dönem bazılarımız için öyle olmasa da yani çok yüksek e, enerji sarf ettiği ya da çaba sarf ettiği bir çalışma hayatı var. Evet. evet. İnsanlar hocam daha şimdiden yani şimdiden dediğim işte daha işe başladığı itibaren emeklilik yaşlarını ve emekliliklerini düşünmeye başlıyorlar. Evet. Yani, emeklilik ya hesaplıyorlar. Evet. Yani hani daha 30-40... Yani çok talihsiz bir şey bu. A yani işte... Hani gerçekten yani e yani bu hayatın böyle yaşanmaması lazım. Yani Şimdi hani burada hani insanlar işte aman empati yapalım ve onları anlamaya çalışalım. Yani böyle yani ben de şahsen yani ben de çalışan birisiyim. Ben de Hı -hı. yani bir gün işte emekli olacağım. Hatta öyle çok fazla bir şey de kalmadı yani normal hani... E, hak bakımından yani çok fazla bir şey de kalmadı. E, dolayısıyla ben de öyle bir çalışanım yani ben de bir e, tırnak içerisinde emekçiyim diyelim. Hı hı. İşte sen de öyle birisin evet. ya da işte madende çalışan bir kardeşimiz de öyle ya da hani benim kardeşlerim başımsız inşaatçilerine işte çalışırlar falan yani onlar da öyledir ve çok zor işlere çalışırlar ama bu doğru bir bakış açısı değildir yani bu bir tür şunun gibi yani yani ölelim demek gibi bir şey yani yani şimdi dünya bu kadar kötü yani bırakıp gidilecek bir yer değil aslında ya da e, yani mesela bir an önce hani yaşlanalım yani hani yaşlanalım kurtulalım. Yani iş hayatı dediğimiz şey e, bulmak için mücadele ettiğimiz bir şeydir. İlla para kazanmazsa dediğinde söylemiyorum. Çünkü hı hı. biz işimizle mesleğimizle hayata katılırız yani varlığa katılırız. Evet. Dolayısıyla bu çok önemli bir şeydir. Yani var olmak çok önemli bir şeydir. Evet. Büyük varlık e, parçasının bir şeyi olmak bir parçası olmak çok önemli bir şeydir. Şey, şöyle bir cümle söyler Mevlana Divan-ı Divan Kebir'de çok hoşuma gitti. Bütünün parçası olma meselesini anlatırken, mesela der, bedenimiz ruhumuzda olduğu için bedenimiz çok güzeldir der, bedeni över. Elimiz bedenimizde olduğu için çok işe yarar der. Ama el bedenden koparsa bir işe yaramaz der. Şimdi bu tarz meslekler, büyük organizasyonlar aslında varlığa dahil olduğumuz yerlerdir. Dolayısıyla şimdi biz bunu behemal, yani e, bir bıkkınlık meselesi olmaktan çıkartmamız lazım. Yani şunu... Yani şunu ben e, sadece işte parayla çalışma koşullarıyla e, meşrulaştırabileceğimiz meşgulaştırabileceğimiz kanaatinde değil. Yani insanlar mesela otobüslerden mutsuz bir şekilde geliyorlar. İşte Hı -hı. E, tramvaylar, işte metrobüsler vesaire vesaire mutsuz insanlarla doluyor ve akşam mutsuz bir şekilde geri gidiyorlar. Bunun izah edilebilir bir tarafı yoktur. Yani bu yani eğer bu böyle ise mesela insanlar işlerinde işte evet. mutsuz ise burada yani konu işte yok parayı bu, bu buradan buradan bakılamaz. Yani başka bir şey olması lazım burada. Yani insanların, mesela genç insanların, e, yani neşelerini böyle, yani birkaç nedenle kaybediyor olmaları, bu yani ne yapalım e, e, şartlar böyle ile izah edilebilecek bir şey değildir. Evet. Bu büyük bir kıyamettir. Yani büyük bir açmazdır ve herkesin bir defa e, e, bir takım güçlüklerin, bir takım şartların onların neşelerini çalmasına karşı direnmeyi öğrenmesi lazım. Evet. Benim kanaatime göre. Ama o neşeleri çalan, bu arada o kadar güzel tahlil ki hocam yani çok tatlı. Neşeleri çalan şey insanların belki de kanaatsiz olmalarından kaynaklanıyor. Bir de yani dünyadaki toplumların gerek sosyal medyayla gerek başka yaygın medyayla çok daha parlak hayatları sanki sıkıntısız ve çok güzel bir hayatmış gibi onları sunmasından mütevellit evet. anlatıyorlar. Yani Evet. Yani vitrinini gördüğümüz yerin mutfağını görmediğimiz için evet. birçok şey oluyor. Evet. Yani vitriniyle beraber bize mutfaklar gösterilse hı hı. aslında hayatın herkes için aşağı yukarı aynı güçlüklerle evet. e, e, sarmalandığını, kuşatıldığını ihade etmiş olacağız. Ama herhalde, yani ben şahsen mesela bu aralar hani e, böyle sıralı yazılar yazmaya çalışıyorum. Yani hani fikriyatta bir konuyu yazdığımda işte arkasından başka konular geliyor filan. Mesela yakın bir zamanda bu meslek yıpranması falan gibi böyle bir takım kavramlar da evet. yazacağım. Şimdi şahsen kendi adama mesela e, işin hani böyle bedensel yorgunluk olan meslekleri vardır, biraz daha fazla olan meslekleri evet. vardır bu konuda. Bedensel yorgunluklara tam olarak bir şey diyemem. Yani bu vardır. Yani bir adam hakikaten madende çalışıyorsa, bir adam inşaatta çalışıyorsa, evet. bu adam yoruluyordur. Yani ben buna bir şey diyemem. Fakat zihnen yorulmayı, yani beden mesela bizi zihnen yorar ve bir meslek yıpranmışlığı vardır. Ee, ben bu cümleyi kabul etmiyorum. Yani Zih, prespa, zihnen yorulmayı, zihnen kabul yorulmayı, yani mesela yani şunu gibi düşünüyorum. Mesela bir adam öğretmenlik yapıyor. Evet. Şimdi 20-25 yaşına geldiğinde, şimdi öğretmen şöyle düşünün. Beden yorgunluğundan söz etmiyorum. Yani biyolojik olarak yaşlanıyoruz, Hı -hı. E, ihtiyarlıyoruz falan, gücümüzü kaybediyoruz, sağlık sorunlarımız ortaya çıkıyor. Bu ayrı bir şeydir. Ama ben şahsen yani e, yani 52 yaşında bir e, üniversite hocası olarak. E, Birçok işle de uğraşmaya çalışan bir kişi olarak ben zihnen yorgunluğu reddediyorum. Yani böyle bir şey yoktur. Yani bu insanın kendi kendine bir dayatmasıdır diye Niye düşünüyorum. Hocam, sabah. Çok net olarak bunu söylüyorum. Bir sabahtan akşama kadar bin tane konuda kafa patlatıyor. Hani o nereden gelecek, bu nasıl e, gidecek? Gizliği... Zihin enteresan bir şeydir. Yani gerçekten işleyen demir, ışıldar cümlesi zihin için söylenmiş olması lazım. Yani tam tersi mesela zihin böyle çalışmadığında zihin, zihin körelir. Yani şöyle düşün mesela. Diyelim ki işsiz kaldığımda yani zihnen yani bir iş yapamıyorsam ben çok çabuk yaşlanırım. Yani ondan dolayı başka birçok böyle meşgale bularak onu atmaya çalışırım. Çünkü şimdi varlığın üzerimizde bir baskısı var. Yani öyle benliği taşımak, varlık bilincini taşımak kolay bir şey değil. Biz bunu iş üzerinden yaydığımız, üretkenlik üzerinden yaydığımızda o zaman var yani varlık dalgasını bizden çıkan bir dalgayla karşılamış oluyoruz. O zaman şimdi burada hani iki dalga hani böyle karşılaştığında üzerindeki yük ortadan kalkmış oluyor. Ben tam olarak böyle düşünürüm. Yani hayatla ilgili tam olarak böyle düşünürüm. Bu bakımdan yani kişisel olarak e, zihin yorgunluğu, mesela meslek yorgunluğu kavramını reddediyorum. Ve e, bunun e, yani ülkede böyle bir şey olmasını çok isterdim. Yani yani böyle düşünen vardır tabii mutlaka vardır da e, ben öyle çok karşılaşmıyorum ben bu <laughs> örneklerle. E, yani kendi adıma mesela şimdi benim birçok hocam da vardı bu. Mesela bizim Bayraktar Bayraktar hocamız vardır. Yani şimdi işte 70 yaşında geçtiler de yani aşağı yukarı işte 20-25 yaşında heyecanı vardır yani. İşte Emin Hoca öyleydi mesela. Rahmetli Emin Hı. Hoca öyleydi. Yani yani ben onu hep böyle genç bilirim. Yani sanki hoca hiç yaşlanmamış gibidir. Ve no, yani bayağı da böyle çetin hayatlardan geçtiler. Yani bayağı böyle zor hayatlardan geçtiler falan. Böyle birçok örnek verebilirim. Hani kendi yani bu işte benim rahmetli hocam vardı mesela Selçuk Eraydın Hoca öyleydi falan. Şimdi bu yorgunluk hakikaten biraz... E, yani psikolojik olan şeyler biraz birbirimize dayattığımız şeyler gibi. Böyle olması gerekiyor gibi oluyor. O zaman şimdi mesela metal yorgunluğu, meslek yorgunluğu, yıpranmışlığı vesaire falan gibi ikna oluyoruz. Bedenen olur bu. Ama zihin böyle bir şey değildir. Yani zihin böyle yıpranacak bir şey değildir. Tam tersi zihnimizin çalıştıkça berraklığa doğru, çalıştıkça dinçliğe ve dinamikliğe doğru evrilmesi lazım. O zaman benim kanaatime göre e, yani benim bu konu üzerine her, yani her meslek sahibinin bu konuda eğitilmesi lazım. Yani Niye bu böyledir? Bazen tabi beden yorgunluğu doğru e, kanalize edilmediği için yani doğru yönetilemediği için yani zihnen de yorulmuş addediyoruz kendimizi. Mesela Avrupa'da bunu nasıl geliş şey yaptılar? Düzelttiler. Mesela müzikle, mesela sanatla, mesela sporla, mesela başka meşgalelerle bedenin yorgunluğunu bedeni geliştirecek enstrüman bak şimdi burası önemli. Bedeni geliştirecek, bedeni güçlendirecek enstrümanlarla düzenlediler ve üzerimizden aldılar. O zaman zihnimiz daha etkin hale geldi. Mesela Avrupa'da bir adam 80-85 yaşına kadar çalışabiliyor. Yani böyle bir noktaya doğru gidebiliyor. Bizim şimdi ülkemizde bunun araçlarını bulmamız lazım. Yani herkes mesela her mesleğe başlayanın emekliliği değil. Yani 80, yani Allah ömür verirse yani. Allah ömür verdi ve bu ömrün sonuna kadar daha verimli, daha iyi ve daha güzel çalışmayı ve o meslekle birlikte bir seyir süluku hedeflemesi lazım. Şimdi bakınız bu çok önemli bir kavramdır. Evet. Bizim bu İslam ahlakçılarının seyri sülük dediği şeyin yani o kelimeyle meslek aynı kökten geliyor. Aa çok ilginç. Bakın yani seyri sülük yani seyri yürümek, seyretme ve sülük yani gitmek yani ilerlemek ve meslek buradan geliyor. Yani bir bir silk bu, bir yol, bir tarz bu, bir üslup bu. Neyin üslubu bu? Para kazanmanın üslubu değil. Varlıkla ilişki kurmanın üslubu bu. Ben orada sabrı öğreniyorum. Ben orada merhameti öğreniyorum. Ben orada cömertliği öğreniyorum. Ben orada üretmeyi öğreniyorum. Ben orada mesela varlığın değişik modlarını yani açılmayı, kapanmayı vesaire tesiri, tesiri, değişik modlarını öğreniyorum ve bütün bunlarla birlikte varlığın bir parçası haline geliyor. Muazzam bir şeydir bu. Yani evet. Muazzam bir şeydir bu. Evet Ama keşke kapitalist dünyada keşke bunu yapabilmek için daha fazla şansı olsa insanların. Şimdi Bence ben... şansı var. Yani insanın Hocam, şansı var. E, keşke insanlar kendilerini ikna etseler demek ama lazım. Ama şöyle bir şey olabilir belki de. Ee, hani yapılan anketlerde insanların pek çoğunun kendini hitap etmeyen mecburen o hizmetlerde ya da o sektörlerde çalıştığı konuşulur mesela. Yani der yani ki insan insanların değiştirme der ki yeteneği vardır. Yani yüzde %50'si ben istemeye istemeye bu mesleği yapıyorum ama mecburum. Ya para kazanma orada mecburum, ya bir defa okudum mecburum, ya bir defa girdim mecburum, ya elimden başka bir şey gelmiyor, mecburum. Şimdi onla insanlara karşı bunu anlatabilmek ve insanların bunu kavrayabilmesi de bence muhteşem bir şey olabilir. Ama ben sanırım şahsen, biraz güçlük olabilir. E, yani şimdi bu kapitalist toplum dediğimiz şeyin içerisinde necede kapitalist bir insan yani o toplum tarafından eğitilmiş bir insan olduğunu evet. bilmemiz lazım ve o insanın da güçlerine inanmamız lazım yani her ne kadar yani toplum beni değiştiriyor veya bana bir kimlik giydiriyor olsa bile onun karşısında direnebilen bir ben vardır yani buna biraz inanmak lazım yani dolayısıyla şimdi insan karar verdiğinde ben şahsen o sorunun da şu yani normal şartlarda ben şöyle konuşuyorum diyorum ki mesela insanların Sevdiği işleri yapmaları lazım hı hı. diyorum. Ama bu zorunluluk değil. Yaptıkları işleri sevmeleri de bir imkan dahilindedir. Yani yaptıkları herhangi bir işi sevebilirler. Çünkü şimdi sadece burada o işin e, formel tarafını aşıp o işin içerdiği ana fikre, o işin içerdiği akla yönelmeleri lazım. Yani şöyle bize toplum bedenle yapacağımız bir iş sunabilir. Ama biz bedenle yaptığımız işe aklımızı kattığımızda hani insanlar diyor ki mesela sevgisini gönlünü katmak bu, bu duygusal bir kelime anlamsız bir kelime. Biz ona aklımızı kattığımızda, düşüncemizi kattığımızda o mesleği bir başka türlü yapmış olabiliriz. Yani o mesleğin bizi yormasını ortadan kaldırmış e, olabiliriz. Yani uh -huh. böyle düşünmek lazım. Eyvallah. E, bence bu çok önemli bir mesele. Yani yaşlanmak, e, bıkmak. E, mesela bir şey söyleyeyim. E, birkaç yerde böyle bir konuşma vesilesiyle dile getirmiştim. E, Peygamber Efendimizin e, bir hadis-i şerifi benim açımdan ilginç. E, e, prensip teşkil edendir hadis-i şeriftir. E, özellikle iki tane hadis-i şerifi bu açıdan çok önemserim. Yani metafizikçilerin yorumları üzerinden takip ederek <laughs> yani hadisçilerin değil, metafizikçilerin yorumu üzerinden takip etmek şartıyla onu söyleyeyim. Bir tanesi şu. Allah'ım erini hakayık kemahiye. Ya Rabbi bana eşyan hakikatin olduğu üzere göster. Bu müthiş bir şeydir. Yani gerçekten inanılmaz bir şeydir. Ama onun üzerine durmayayım, diğerine geleyim. Allah'ım zikni fike tahayyuran. Bu da müthiş bir ifadedir. Ya Rabbi bana benim sendeki hayretimi artır. Çok hoş bir ifade eder bu gerçekten. Çünkü bizim yeryüzündeki büyük sorunlarımızdan bir tanesi her şeyi aynı görmeye başlayarak bıkmadır. Evet. Yani insan şimdi yaşamaktan bıkıyor değil mi? Yani evet. yani mesela insan e, ne bileyim yani en mutlu olduğu şeye ulaştığında oradan da bıkıyor. Evet. Yani mesela bir hayal kuruyoruz, oraya geliyoruz, oradan da bıkıyoruz. Şimdi bu bir pat yani burada bir problem var. Yani bur yani bık yani bıkmak bence ya anlamamakla ilgili ya da ahlakla ilgili bir problem olması lazım. Niye bıkıyoruz ki yani? Neyi anladın ki bıktın yani öyle değil mi? Şimdi Peygamber Efendimiz tabi bunu bir insani kusur olarak hepimizde görüyor ve hepimizde olduğunu biliyor. Kendisini de o kusura düşmemesi için Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Allah'ım sendeki hayretimi artır. Bu şu demek. Yani bir ömür seni böyle hayran hayran seyredeyim demek. Bunu şimdi hani iz düşümünü konuşalım. Yani yeryüzünde bir ömür hayran hayran gezebilmek. Yani her şey yeniymiş gibi bakabilmek. Ben şimdi bunu hani doğada tam yapamıyorum. Yani hani o kadar <laughs> hani doğa e, şey e, <laughs> bizim mesela Emin Hoca, Nurettin Topçu için anlatırdı rahmetli. Yani böyle diyelim ki işte eline bir bardak su alır, çamcıya çıkar falan. Uzun süre orada kalabilir hani falan gibi. İşte oradaki işte hani o zamanlar biraz daha sessiz sakin <laughs> oralar. Ondan sonra oradayken yani doğa vesaire hani bunu şey yapabilir biraz böyle Beksonculuk'tan gelen bir sezgiciliği de olduğu için. Hani bunu yapabilir falan gibi söylüyordu. Benim şimdi öyle bir kabiliyetim yok. Yani öyle bir yeteneğim yok ama ben başka bir alandan bunu telafi etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla Bıkmamayı öğrenmemiz lazım. Bıkmamayı öğrenebilmek için yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yaşamayı öğrenmemek, öğrenebilmek için de bütün varlığın anlamını düşünmemiz lazım. Beni ne olduğunu düşünmemiz lazım. Beni bilmeyen, insanı kendisini tanımayan Hı -hı. varlığın ne olduğunu anlayamaz, yaşamaktan zevk alamaz. Evet. Buradan <laughs> da o halde 31 Ocak bugün bitti. Bitti. 31 Aralık yani yılbaşı filan böyle gerek yok. Biz sadece yaşadığımız anı, günü, evet. hatta nefesi evet. düşünerek yaşayalım. Evet. Çok da bir şey ifade etmiyorsun içim anladığımız kadarıyla. Açıkçası ifade etme. Eyvallah. Yani ben hicri şey içinde yani o, o, o günün kendisi önemli. Yaşadığımız gün önemli. O günün kendisi önemli. Yani hani böyle bir hani yıl değişti yani falan o değil. Yani o günün kendisi önemli. Ee, dolayısıyla fakat birkaç böyle Vavra radyoda Rav, şey Vav radyodaki konuşmalarda bunu mesela konuşmuştuk biz o zaman arkadaşlarla. Şöyle bir problem, şöyle bir e, imkan var burada. Bunu da fark etmek lazım. Şimdi hani insanlar bu yılbaşını işte bir takım şekillerde yaşıyorlar, yaşıyorlar. Onu geçelim yani onu parantez alalım. Mesele Hı -hı. o değil. Fakat ana fikir bakımından şimdi bir şeye değinmek lazım. Şimdi varsayalım ki mesela yılbaşında bir değişim yaşanmış. Yani biz Roman'ın Hristiyan olmasıyla birlikte Hazreti İsa'ya referans yapılmış Hı -hı. ve Hazreti İsa'nın doğum tarihi esas alınmış. Bu doğruydu, yanlıştı. Bu çok önemli bir şeydi. İşte Noeldi falan bu Çok önemli bir şey değil ama Hazreti İsa ile bir ilişki kurulmuş. Bu dini bir hadisedir ve önemli bir hadisedir. Yani yani din burada Roma geleneklerini, pagan geleneklerini değiştirmiştir. Bundan normalde dindarların çok rahatsız olmamasıyla. Bu çok iyi bir şeydir. Yani 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 gü, yani güneş takvimi eski yani pagan uygarlıklardaki durumu ile Hazreti İsa ile konunun değişmesi çok önemli bir şeydir. Şimdi birinci takvim mesela güneş takviminde ahlaki bir değişim yaşanmış oluyor bu. Yani ee, daha pagan uygarlıklara göre hı hı. tasavvur edilmiş olan evren Hazreti İsa üzerinden başkalaşmış oluyor, değişmiş oluyor. Bu universal anlamda çok önemli bir prensiptir. İslam takvimine geldiğimiz zaman yani Müslümanların kullandığı Hicri takvime gel. Bence hepsi yani güneşte, ayda Cenab-ı Hakk'ın şeyleridir. Yani bu, böyle bir dualiteye gerek yok, böyle bir çatıştırmaya gerek yok. İslam Müslümanların kullandığı Hicri takvime geldiğimizde bu da çok önemli bir konudur. Mesela Hazreti Ömer başka bir şey değil hicreti esas alıyor. Çok önemli bir şeydir bu. Yani ben kendi adıma mesela çok düşünmüşümdür bunu. Neden hicreti ele aldı? Belki böyle çok derin de düşünmemiş olabilir. Yani bundan, bundan evet. emin değilim. Yani Hazreti Ömer'in yani konuya... Mekke'nin fethi olabilir, peygamberin... Değil mi? Peygamber yani mesela peygamber olabilir. olabilir, peygamberin hani başladığı tarih evet. olabilir vesaire. bir takım... Şimdi hicret nedir? Şimdi Müslüman toplumda hicret önceki bir tarihsel bir olaydır. Yani bir vakadır. İnsanlar Mekke'de Medine'ye intikal ediyorlar. Fakat aynı zamanda daha sonra Hazreti Peygamber'in hadisleri, hadis-i şeriflerin hicret ahlaki ve metafizik bir değişim tarihi olarak kabul ediliyor. Hmm. Yani bütün Müslümanlar mesela biz şimdi hicret edemeyiz ama ahlakı savunduğumuz zaman hicret imkanı ortadadır. Şimdi zamanı değişime bağlayarak, zamanı ahlaka bağlayarak Hazreti Ömer bize çok önemli bir kapı açmış oluyor. Yani benim için mesela zaman nedir? Zaman değişim imkanıdır. Yani yani ben mesela ee, diyelim ki adaletsiz mesela zulümden adalete hicret edebilirim. Yani yaşadığım sürece bu devam ediyor. Hı hı. Ben mesela işte merhametsizlikten merhamete hicret edebilirim. Ben mesela işte kizden sıdka hicret edebilirim. Böylece şimdi iki takvimde de aslında ahlak ve iman temelli bir değişim yaşanıyor. Bu çok önemli bir şeydir. Yani Batı uygarlığında yani Çin ve Hindistan'ı bir tarafa bırakırsak Batı uygarlığında yani Roma merkezli ve sonra da hani İslam hani uygarlık alanında veya İslam'ın yayıldığı alanlarda zaman, takvim, e, gök bilgisi, e, dünyanın akışı, tarih, insanlık tarihi ahlak üzerinden yeniden kurgulanıyor, yeniden yorumlanıyor. Ve büyük bir değişim hayatın merkezine taşınmış oluyor. Bu çok önemli bir hadisedir. Yani şöyle varsayalım yani. Mesela e, bazen şimdi Avrupa şehirlerine hani gidiyoruz. Ben hızlı mı girdim konuya? Yok, buyurun hocam. Tamam, şey, tamam, Avrupa şehirlerine gidiyoruz mesela e, ee, şeylerin hani bu eski şehirlere yani evet. hani modern kısmındaydı eski şehirlere gittiğinde böyle kilise merkezinde durur. Ee, falan şimdi ben bazen düşünüyorum bu Turgut Cansever'in bir şeyinde geçiyordu. Mesela şimdi şehir böyle tarihi tarihi taşımak zorunda mıdır? Yani yani bir şehirde mesela biz 2000 seneyi bulmak bulmamız mı gerekiyor? Hmm. Falan da böyle bir konu var yoksa mesela her yüzyıl yeniden hani inşa edilmesi, inşa edilmesi gerekiyor? Yani. Şimdi düşünelim mesela ...Stokholm'e gitmiştik ya da işte Amsterdam'a gitmiştik. O şehir yeniden yapılsa herhalde o kadar güzel kiliseler orada yapılmaz yani değil evet. mi yani? Hani modern. Şimdi bugün mesela takvim yeniden inşa edilsin. Mesela Fransız devriminden sonra ya da işte ne bileyim... işte ...İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hani Birleşmiş Milletler desek ki yeni bir takvim anlayışı yapacağız. Herhalde Hazreti İsa'ya referans yapmazlardı. Evet. E, Müslüman toplum herhalde Hazreti Peygamber hicretine referans yapmazdı. Demek ki bu takvim bu zaman yani Orta Çağlar'da yani böyle tesis edilmiş, tesis etmiş ve bütün çağlara doğru bu yayılıyor. Yani bu iyi bir şeydir. Yani modern çağ için iyi bir şeydir. Bunu da altını çizmek lazım. Eyvallah hocam, önemliydi. Ufkumuz açıldı. Tamam. Şimdi e, geçen hafta böyle bir bahsi geçti. Biz konuşmak istedik bu hafta bu meseleyi. Kadın meselesini konuşmak istiyoruz. Oo. Diyorsunuz ki baştan söyleseydin bu kadar hiç konuşmazdım direkt konuya girerdim. <laughs> yok, yok direkt bundan <laughs> çıkar. Hayır, bunu söyleseydin ben bu konuyu uzatırdım. <gülüyor> <gülüyor> ee, e. ya. Şimdi hani bunu böyle İslam'da kadın tabirinin böyle çok sorguladım hocam. İslam'da kadın tabiri. Yani, yani İslam'da diye başlayan her kavram ve her ifade biçimi biraz yanlıştır. İslam yani, bakış açısıyla mı demek e. gerekiyor ya da Orada da şöyle bir problem var. yani İslam'ın bakış açısını da e, birçok bakış açısından seçmek Hı -hı. E, gerekiyor. Yani İslam neticede şimdi hani böyle bir dinin ilkeleri konuşmuyor. Yani Hı -hı. dini konuşturan e, insan zihni, insan idraki. Yani e, vahiy bile olsa aslında vahiy e, insan zihniyle buluşarak konuşuyor. Evet. O açıdan şimdi e, yani İslam dediğimiz... Şey bir özne değil. Hı -hı. Şimdi bu modern çağda mesela içine düşürsen çok büyük bir hatadır. Bu hataya da düşülmesinin nedeni şudur: Özellikle e, modernleşme süreciyle birlikte Müslüman toplumların geri kalmış olması, e, Müslüman toplumunda tarihi suçlama eğilimini getirdi. Hı -hı. Yani yani niye geri kaldık? Çünkü tarihte şu 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 hatalar yapıldığı için filan. E, burada şimdi Müslüman toplumlarda birkaç aydın tipi oluştu. Bir kısmı buna dini de katarak suçlamaya başlayınca Müslüman aydınlar ne dini, Müslüman toplumlarla İslam'ı ayrıştırarak İslam diye bir öznelik geliştirdiler. Hmm. Bu yeni ve modern bir şeydir. Yani bu ve gerçek değildir. Yani çok uydurma, çok suni bir şeydir. Yani İslam mesela şimdi Hristiyanlık diyelim ki tamam yani mı? Böyle bir e, idea gibi veya bir ideal dünya gibi böyle bir şey geliştirdiler. Şimdi İslam kelimesini bir özne olarak kullanmak modern bir şeydir, yeni bir şeydir. Ve benim göre uyduruk bir şeydir. Yani ben hani böyle bir şey... Bizim mesela gelenekte bazı arkadaşlarımız var. Onlar bir şeye modern dediklerinde kötü bir anlam, pejoratif bir anlam kastederler. Ben öyle bir şey kastetmem. Yani modernse şey de moderndir. Yani iştihattır. Müslüman toplum böyle bir iştihat etmiştir. Der giderim yani benim için hiç problem değil. Yani bir şey modern. Yani illa e, tradisyonel olması gerekmiyor benim açımdan. Hı hı. Yani bir şeyin değerli ve kıymetli olabilmesi için. E, ama burada öyle değil. Yani buradaki durum o değil. Bu e, İslam'ı bir özne şeklinde. Yani İslam dedi ki mesela bunu bir özne şeklinde veya İslam'a göre... Mesela İslam'da şeklindeki kullanım moderndir. 150 yıllık aslında bir hı. hikayesi vardır. Hadi bilemedin 200 yıllık bir hı hı. hikayesi vardır. Ee, moderndir. İslam'ı Müslüman tarihin e, sıkıntılarından, açmazlarından kurtarmak amacıyla yapılmış bir şeydir. Yani tarihi heba edelim, e, Müslüman toplumu kınayalım, dövelim ve İslam'ı koruyalım. Hı. Yani amacı taşıyan bir şeydir. E, Üçüncüsü ise. Ee, bu yanlıştır yani e, çünkü İslam dediğin şey neticede bir insanla ilgili bir şeydir. Yani benim zihnimde tahakkuk etmediği sürece İslam diye bir şey olmaz ki yani, yani Müslümanlık diye bir şey olmaz ki. Dolayısıyla şimdi Müslümanlık ile İslam'ı ayrıştırmak, e, Müslümanlığı İslam'ın neredeyse böyle ötekisi haline getirmek bu çok ciddi bir hatadır, çok ciddi bir yanlıştır. Onun için mesela İslam'da diye başlayan her şeyle biz eskiden beri böyle biraz kavramız. alay ederdik. Yani bu bir dükkan mı ki kardeşim yani İslam'da? Mesela e, İslam'da şu var mıdır? İşte İslam'da evet. bu var mıdır? falan Ya dükkan değil ki kardeşim bu yani. Ama diyebilirsin ki e, İslam e, hatta şöyle bir ifade kullanayım. E, bu hani üzerine çalıştığımız işte metafizik gelenek yani i̇bn Arabi. Yani kurucusu i̇bn Arabi. Onun e, şöyle bir yaklaşım vardır. Yani din nedir meselesini ele alırken şöyle bir yaklaşım vardır. Din dediğimiz şey e, Tanrı'nın bildirdiği... Ama eş zamanlı olmak üzere peygamberin, yani bir insan, ara bir insan olarak, insanlıkla Tanrı arasında ara bir insan, ara bir idrak olarak peygamberin bildiği ve onun öğrettiği şey olması lazım. Yani bu üçünün aynı anda olması lazım. Dolayısıyla yani şimdi öyle din bir, şimdi mesela Mehmet Akif demiştir ki, yani hakiki İslam galiba göklerdedir. Ya bu tamam mı yanlış bir cümle. Böyle bir şey olmaz ki. Yani niye İslam niye gök, göklerde diye bir şey yok ki? Yani evet. o zaman yeryüzünde İslam yok demek olur bu. Bugün de mesela Müslüman aydınlar hep bu kolaylığa kaçıyorlar yani yani İslamı koruyalım İslam dinimiz çok nezih dinimiz çok iyi biz yanlış yapıyoruz biz yan, bu çok yanlış bir bakış açısıdır yani gerçek değildir ee, savunulabilecek bir tarafı yoktur temellendirilmesi çok güçtür ee, dolayısıyla şimdi İslamı Müslümanlardan bağımsız bir özne olarak konuşmak mantıklı değildir Eyvallah ee, şimdi kadın konuşuldu konuşulurken <laughs> e, ne diyeceğiz burada yani Müslümanların bakını Kadının... Yani Müslüman yorumu dikkate alarak yani Müslüman toplumun yorumunu anlayışını dikkate alarak bu yorum içerisinde ortaya çıkmış olan bir takım referansları bir takım e, ne diyelim yani iştihatları birbiriyle kıyas ederek acaba başka bir iştihat alanı var mıdır gibi yani kendimizi de ona dahil ederek yeni bir yoruma gitmeye çalışıyoruz tamam. ama hiçbir zaman ona tam yani kelimenin hakiki anlamıyla yani İslam'ın ki budur demiyoruz. Yani, gibi. Yani, yani Müslümanlığın kadına bakış açısı mı ya da. Yani yani ben İslam'la desem onu kastederim yani. Tamam. Mesela şu açıkçası şimdi kadın meselesi konuşulurken Müslüman kadın meselesi konuşulurken birilerinin ya da işte Batılların ya da başkalarının hani Müslümanlığın sanki zayıf tarafıymış gibi oradan saldırdıkları için Müslümanlar kadın meselesini anlatırken hep bir savunmayla anlatıyorlar hocam. Yani böyle ekseriyetle. İşte ya yani hayır öyle değil. Bak kadınlar böyle diye anlatılıyor. Halbuki yani bu bana biraz şey geliyor. Eksik gibi geliyor anlatım haliyle de. Biz böyle efradını cami ağ yerdi mani. Yani nedir bu mesele? Yani bizim Müslüman bakış açısıyla Hazreti Havva'dan başladığınız o örnekler vardı mesela. Hazreti hmm. Adem meselesi konuşurken oradan başlarsanız çok mutlu olurum. Hmm. çok daha keyifli olmuştu. Hmm. Yani kadın yani nerede? Hmm. Kadın nerede? <laughs> Şimdi şöyle. Ee, e, Müslüman toplumunu az önce söylediğim o 200 yıllık belki biraz daha fazla da olabilir. mağlubiyet bakımından yani 300-400'e gidebilir. Daha daha acı şeyler bile söyleyebilirim yani hani bunlar mesela yani düşünce üretme, kavram, kelime üretme bakımından daha geride de kalabilir. Yani Müslüman toplumun bu bakımdan şeceresi biraz bozuk yani e, çünkü çok uzun bir şeyden sonra e, yani böyle e, Müslüman Müslüman düşüncenin ortaya çıktığı alanlarda. ...çok kısa zaman içerisinde çok büyük limitlere ulaşıldı, sınırlara ulaşıldı. Fakat ondan sonra, yani o zirveler görüldükten sonra çok uzun dönem... E, ...o zirvelerin akisleri yaşandı, yani gölgeleri yaşandı. Hı hı. Yani bütün o mesela 4, 5, 6, 7 asır... ...o zirvelerin gölgesi şeklinde ortaya çıktı. Yani büyük bir güneş doğdu ama... ...o güneşin işte bulutlara girmesi büyük bir gölge asır... ...yani gölgeler asırları, gölge asırlar yaşadı yani, yani böyle hı hı. Bir, bir şey oldu. Şimdi bu bakımdan aslında her şey savunma refleksiyle ele alınıyor. Dolayısıyla şimdi beğendirme refleksi burada çok öne çıkıyor. Çünkü neçede şimdi insanlar bir şeyi anlamak üzere değil bir şeyi tebliğ etme, propaganda etme. Şimdi bir kısmı kınamak yani yıkmak üzere konuşuyor. Diğer kısmı da tebliğ etmek üzere konuşuyor. Bence buna gerek yok. Aslında konu neyse böyle anlamaya çalışmak lazım. Yani, yani konu neyse ona o şekilde bakmaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. Ama bu ne ölçüde yapılabilir bundan çok emin değilim. Çünkü neceden ben de şimdi hani böyle belli ölçüde şimdi konuyu anlama e, sadedinde meseleye yaklaştığımda dahi kendime bakıyorum. Hmm. Farkında olmadan savunmaya geçmişim yani. Dolayısıyla şimdi hepimizin damarlarında az çok savunma refleksi öne çıkıyor. Ama e, yani entelektüel e, mahfillerdeki yani bunlar yani benim kanaatime göre illa üniversiteler değildir. Buralarda entelektüel mahfiller olabilmeli olmalıdır. Evet. E, başka bağlamlarda olmalıdır. Yani mümkün mertebe apolojiye olmadan, savunma refleksi çok gelişmeden, e, konu nedir? Anlamaya dönük, tahlile dönük ve beyana dönük e, konuşmalar olması lazım. Şimdi benim kanaatime göre özür dilerim mesela. mesela hani bahsederken ilk insan Hazreti Adem ve Havva ondan sonra yaratıldı. Hı hı. İşte bah anlatılırken ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama hani bahsedilen o kadar mevzu. Havva Hazreti Adem'in kaburgasından yaratıldı. Hı hı. Yani böyle hep sanki anlatırken iki yani bir hmm. bir erkek Adem. var hmm. Adem iki hava, evet. bir Adem iki hava ve buna, bu da evet. böyle gidiyormuş gibi hmm. yani. Şimdi bu e, hani sadece hani e, Müslüman toplumun bilgi dağarcığından gelen konular değil. E, yani İbrahim'i gelenek diye bakarsak yani buradaki yani bu e, hani batı e, e, yani... Düşünce alanındaki yani Akdeniz merkezli önce hı hı. daha sonra büyüyen işte Avrupa'yı içeren ama bir taraftan da işte Rusya veya bizim işte Müslüman dünya İran işte Arap yaramadığımız vesaire bu bütün buraları içeren e, yani Hindistan olmayan ve Çin olmayan bu büyük alandaki aşağı yukarı bilgi kaynakları hep böyle geliyor. Yani dolayısıyla mesela şimdi Adem yaratıldı sonra Havva meselesini benim kanaatime göre biz çözemeyiz. Yani ne Yahudilikte çözebiliriz ne Hristiyanlıkta çözebiliriz ne İslam'da yani Müslüman. E, ...toplumla biz bunu çö çözebiliriz. Belki şöyle... ...çözmek de herhalde bize çok fazla bir... ...katkı sağlamayabilir ama... ...benim şahsi yaklaşımım yani yani bu konulardaki... ...şahsi yaklaşımım... E, ...metafizikçilerin yaklaşımıdır. Yani metafizikçiler... ...bu konuyu ele alırken... E, ...konunun tarihsel ve... E, ...biyolojik tarafından ziyade... E, ...ilkesel tarafına odaklanarak... ...bir insan varoluşu olarak... ...Adem, bir insan varoluşu olarak... ...hava meselesine odaklanırlar. Yani odaklanmaları gerekir... <laughs> Şimdi o zaman baktığınız zaman yani yani kısmen bunu İbn Arabi yapmaya çalışmış. İşte kısmen bunu işte e, tasavvuf gelenindeki isimler yapmaya çalışmış falan. Ama e, bir bütün olarak baktığınızda yani Müslüman düşüncede önemli ölçüde bu konu üzerine çok fazla bir akıl yürütülmemiştir. Neden yürütülmemiştir? E çünkü bunu e, şimdi Yahudilik bunu böyle getirmiş. Yani Tevrat bunu böyle getirmiş. E, Hristiyan anlatı bunu böyle yapmış. E, dolayısıyla şimdi yani Müslüman toplumda bunun üzerine çok fazla akıl yürütmemiştir. Ta ki modern çağ ortaya çıkıncaya kadar yani modern çağda bir defa şimdi neyin ortaya çıktığını iyi fark etmemiz lazım. Yani modern çağda şimdi meslekler ortaya çıktı. Yani insanlar mesela iş güçleri ortaya çıktı. Yani ben bir iş yapıyorum hmm. e, ve ben burada aslında Havva değilim. Ben burada Adem değilim. Ben bir iş iş adamıyım. Yani yani iş yapıyorum. Ben yani mesela ben bir emekçiyim. Ben bir çalışanım vesaire. Bu tarz fonksiyonlar ortaya çıkmaya başladığında yani ben artık ben, hani işte ne deniyor? Beyaz yakalı ya da mavi yakalı deniyor değil mi? Evet. Ya da işte bilmem işte başka bir elbise giyen hani böyle tanımlanıyor. Böyle tanımlanmaya başladığında o zaman Adem ve Havva meselesi ayrışmış o. Başka türlü ele alınması gerekiyor. Yani yani haklar, hukuklar vesaire bu açıdan başka türlü ele alınmaya başlıyor ama bu, o, bu çağ ortaya çıkıncaya kadar. Diyelim ki yani Avrupa'da bu 17. yüzyıla kadar gider. Belki daha erkene doğru gider hı hı. ama Müslüman toplumun bunu tanıması biraz daha geç oldu. Ee, hiç tanımıyor değildi ama yani bu sorunları fark etmesi işte 18. 19. yüzyılda daha çok Entelektüeller ve aydınlar üzerinden oluştuğu için bu tartışmalar Müslüman topluma yukarıdan bir türlü dayatıldı yani getirildi. Olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani bu olması gereken de bir şeydi belki ama öyle veya böyle yani Müslüman toplum bunun üzerine bu, bu tartışmaların bir parçası haline gelmeye başladı. Ama bunun öncesinde mesela yani bu bir problem teşkil et yani mesela İbn Arabi çıkartırsam ya da başka birkaç ismin çıkartırsam e, yani Adem e, Yaratıldı, sonra işte belli bir süre sonra hava yaratıldı ee, filan, işte cenneti yaratıldılar. Yani anlatı bu şekilde, yani sanki bir tarihsel bir olay anlatıyor gibi. Hı hı. Yani bu devam etmiştir. Ama İbn Arabi buna bir metafizik getirerek, yani e, ilkesellik getirerek, yani burada bahis mevzu olanın başka şeyler olabileceğini yani e, düşünmüştür. Fakat sonra İbn Arabi de tabii bir takım tabi çelişkilere düşmüştür, çünkü çok kolay bir şey değil bu. Yani hem e, ortada bir Yahudi anlatısı var. Ortada bir Hristiyan anlatısı var. Ortada bir İslam anlatısı var. Ve bütün hakim tradisyon bu şekilde geliyor. Yani şunu gibi düşün. Mesela diyelim ki bütün matematik bir şey söylüyor. Siz çıkıyorsunuz ya bir daha buna bir bakalım diyorsunuz. Diyemezsiniz yani. Yani bütün mesela tarih ilmi çıkıyor bir şey söylüyor. Siz diyorsunuz ki ya bu belki de doğru. Şimdi günümüzde bu var mesela. Adam çıkıyor diyor ki Hazreti İsa diye birisi yaşamamıştır. Şimdi geçmişte böyle bir şey söylenmez yani. Yani söylenmez yani. yani. Hı hı. İşte veya mesela başka bir konu oluyor. Mesela öyle bir kuşkuculuk getiriyor ki... E, Ha, geçmişte böyle bir şey beklenmez. Ana hakkındaki düşünürler, ana hakkındaki yazarlar hadisatına zaten böyle bir şey yapmazlar ve yapamazlar. Yani bu açıdan e, Müslüman toplum için burada bir tereddüt yoktur. Yani Adem yaratıldı böyle düşünmüşlerdir geçmişte. Hı hı. Ama benim kanaatime göre biz bu yaratma meselesi olsun, e, başka konular olsun. Bir, buna bir öncelik yüklemek sizin. Biz bunu ele alabiliriz. Hı. Yani bir değer yüklemek sizin. Mesela Adem yaratıldı hava sonra yaratıldı demek Adem Havva'dan üstündür demek değildir. Yani bu, bunu iktiza etmez bu. Hmm. Yani birincisi bunu diyebiliriz. İkincisi Eyvallah. bu yaratılış konusunu... E, yani bunu mesela Müslümanca düşünmenin buna müsait olduğu kanaatindeyim. Çünkü Müslümanlık bu biyolojik olana ya da tarihsel olana bir değer atbetmiyor. Onu bir vaka olarak görmemizi istiyor. Ve daha sonra fonksiyonlarımızı onunla ilişkilendiriyor. Değerleri ise fonksiyonlarımıza bağlıyor. Yani... O olma biz ne yaptık? Yani şunu gibi düşünelim. Mesela, diyelim ki e, erkek mesela kadından daha güçlü değil mi? Biyolojik olarak daha güçlü. Yani fiziksel olarak daha güçlü. Mesela, e, kadın daha zayıf. Şimdi bu İslam'da veya Müslüman akılda çok önemli bir problem değil. Hı. Neden değil? E, çünkü ne yaptığın önemli. Evet. Yani sen bu güçlü ne yapıyorsun? Buna bakacağız. E, şimdi diyelim ki sen mesela 100 kilo kaldırdın, kadın 50 kilo kaldırdı. Yani halter yarışı yapmıyoruz ki. Yani evet. bu bir halter yarışı değil ki. Ya da işte sen 100 metre işte şu kadar da kadar koşu yarışması değil ki bu. Bu bir ahlak varoluşu. Yani ahlaki bir varoluş. O zaman şimdi 100 kilo yani 100 kiloyu kaldıran gücünle ne yaptığın önemli değil. Nasıl bir ahlaki varoluşla var olduğun Hı. önemlidir. Dolayısıyla şimdi Tanrı bize e, e, pazularımız açısından değil, zihnimiz ya da gönlümüz açısından değer vererek şunlara bak yani bakmamızı istiyor. Yani öncelikle bizim buna bakmamızı istiyor. Mesela merhametteki durumumuz nedir? E, ee, sıdıktaki durumumuz nedir? Doğruluk yani. Cömertlikteki durumumuz nedir? Adaletteki durumumuz nedir? İmandaki durumumuz nedir? İdrakteki durumumuz nedir? Vesaire bunlara bakmamızı istiyor. O zaman şimdi hani ben önce yaratın hani ailedeki şey gibi mesela büyük kardeş küçük kardeş ne fark eder ki yani gibi oluyor. <laughs> Yani Eyvallah. bütünüyle yani yatsıma taraftarı değilim. Yani bütünüyle bir şey küçümsemem. Çünkü Yahudi gelenek buna başka anlamlar yüklemiştir. Hristiyanlık başka anlamlar yüklemiştir. Bunların da insanlık birikiminde çok önemli bir yeri vardır. Yani önemli bir tartışma konusudur. Ya da sadece bunlar değil mesela hakim bütün tradisyonlarda böyle bir Adem önceliği vardır. Bir erkek önceliği vardır. Bunları da tartışmak lazım. Yani bunları da konuşmak lazım. Yani şimdi modern çağda yani bu mesela e, mesele kadın erkekse tartışma yanlış. Yani tartışma yanlış. Mesela fon, e, fonksiyonlar yani mesela hani kadın er yani bir kadın olarak yani kadının bir erkek olarak erkenin yani bulan eşitliğini konuşuyorsa bu yanlış. Evet. Yani bu yanlış bir şey bence. Ama fonksiyonlarsa yani fonksiyonlarımız yaptığımız işlerse bu ayrı bir konuşma konusu olması lazım. Ama e, çağımızda galiba yani bu bir takım tartışmaları ben tam e, en azından katılmıyorum veya anlamadığım oluyor bazen ilgilenmiyorum hani diyelim tartışmalarla çünkü hani başka işlerimiz var diye söylüyorum yani o tartışmalar meseleyi biraz e, geçmişteki tartışmayı tersine çevirme üzerine kurulu yani yani Adem Havva'dan önceydi yok bunları eşitleyelim ya da işte Havva'yı önceleyelim gibi hı hı hı. oluyor evet şimdi burada <laughs> ee, hani o değindiğiniz fonksiyon meselesi pek çok sorun o zaman ortadan kaldırdı kaldırabilir pek çok soruyu soruyu da kaldırdı ortada zihnimizde. Yani hani şimdi bunun çok böyle basit soruları var bununla ilgili. Tabii onlara girmeyelim biz. Hani işte niye hiç kadın peygamber yok da erkek peygamberler var? Niye erkek imam, kadın imam? Burada fonksiyon meselesiyle evet. bütün meseleyi yerinden çözdük o zaman. <laughs> yani bu, bu inanılmaz güzel bir evet. bakış açısı oldu. Bütün hepsinin cevap anahtarı evet. çıktı burada. Yani eğer mesela bir insan <laughs> şöyle e, mesela bir insan diyelim ki hakikaten eee imanını dikkate alıyorsa yani, yani çünkü bunlar bize Tanrı'nın anlattığını ya da peygamberin anlattığını varsayar, varsayıyorsak onların değer hükümlerini de dikkate almamız lazım. Hı hı. Yani şimdi neden kadının işte belli belli görevleri yok erkeğin var Rı geçelim. Kıymet kimdedir? Yani hani imamlık örneğini verdiğin için gideyim. Hani illa hani imam olur olmaz meselesi o da ayrı tartışmadır. Ben hani o tarz fıkıh konularına girmem ama hı hı. başka bir şey olabilir. Yani başka şekilde ele alınabilir. Ya da mesela yani Tanrı peygamber olarak gönderebilirdi yani bir kadını gönderebilirdi yani bu. illa hani olmaz anlamında değil. O ki, da olabilirdi. Hazreti Meryem gibi bir örnek ha. var peygamberde ha, peygamber mesela. Peygamber değil ama yani işte Hazreti Meryem gibi, Hazreti Asiye gibi vesaire. Yani bunlar da olabilir. Yani peygamber değildir ama yani olabilir. Yani, yani bu illa mümkün değil. Anlamda değil. Fakat şunu bilmemiz lazım. Verdiğin örnek açısından söylüyorum. Yani imamlarını konuşmuyorum. Şimdi imam, dedim ki erkek, cemaatten birisi kadın. Şimdi eğer imam üstün ise biz konuyu anlamıyoruz. Hangisi üstün biz bunu bilmiyoruz. Evet. Mesela o kılınan namaz kimin duasıyla makbuldür biz bunu bilmiyoruz. Ya da mesela şimdi bir toplumda diyelim ki bir yönetici var. Değil mi? Yani, veya yöneticiler var. Ya da mesela alimler var değil mi? Mezhep imamları var. Kurucular var. Hı -hı. Diyelim ki bunlar erkek. Şimdi o mezhebin Hı -hı. bereketi kimin üzerinden yayılıyor? Biz bunu bilmiyoruz. Şimdi birçok insan ya bu beni ilgilendirmez diyebilir. Şimdi diyebilirse o zaman bu denklemin zaten dışına çıkıyoruz. Çünkü bu denklem bir bütün. Yani bu denklemde işte yaratılışı anlatan ayet de var, görevleri anlatan ayet de var, değeri belirleyen ayet de var. Yani ben şimdi onu, onun sorununu konuşuyorken onun panzehri burası. Yani mesela diyelim ki yani Adem Havva'dan diyelim ki mesela önce yaratıldı diyelim ve Adem'i böyle anlattı da bir önceliği ortaya çıkıyor. Mesela e Adem'in buradan kibirleneceği kesin yani bunda bir tereddüt yok. Şimdi bunu ne yıkıyor bunu sormamız lazım. Öyle değil mi yani? Yani ne, ne, yıkıyor? Mesela Adem dedik ki şimdi eğer ben öncelikliysem, yeryüzüne halife bensem, şimdi insanın içinde bitmek tükenmez bir arzu vardır. Yani bizim içimizdeki arzuların sınırı yoktur, nihayeti yoktur. Ben hani bütün yeryüzü bana teveccüh etsin isterim. Yani bütün yeryüzü bana am amade olsun isterim. Ve o konuda hiçbirimiz mütevazı olmayız. Sınırsızız ve hadsiziz. Bunu bilmemiz lazım. Ama Cenab-ı Hak ona fren koyuyor. Mesela diyor ki inne ekramakum indallahi etkakum diyor. Şimdi bu bütün o anlatıyı ters yüz ediyor yani yani oradaki taşan e, benliğimizi oradaki coşan egomuzu erkekliğimizi bu ayet yerle yeksan ediyor. Yani diyor ki kim, kim kıymetlidir? Mutlaki kim ise o. Mutlaki ne demek? Kendini göstereme, göstermeyen demek. Takva o demek. Hmm. Yani Allah'ın karşısına yani hani şimdi rahmetli Mecip diyor ki kim var diye sorulduğunda sağına soluna bakılmadan ben varım diyecek. Bu görevle ilgili bir şey. Evet. Kim yaptı bunu dediğinde ne diyeceğiz? Ben yaptım mı diyeceğiz. <laughs> Çok güzel. <laughs> yani yani anlatıyorum şu evet. o demek. Yani yaparken ben yaptım. Şey yani kim yapacak derken ben yaptım. Kim ben yaptı dendiğinde ben yapmadım. Kenara çekilme. Şimdi o zaman şimdi inekrem <laughs> akkum indallahi etka Ademle ilgili telakkilerimizi yerle yeksan eden veya erkek olmayla ilgili, güçlü olmayla ilgili telakkilerimizi yerle yeksan eden bir şey. Şimdi insanların bir kısmı ya bu hani sübjektif bir şey. Tanrı katında olan bir şey. Ee, efendim e, yani e, hakiki bir şey değil falan gibi konuşuyorlar. Bence eğer bunu konuşuyorsanız öteki, ötekini konuşmaya gerek yok ki. Yani orayı da paranteze alalım, burayı da paranteze alalım. Yeryüzündeki mücadelede bir diyalektikle bir uzlaşmaya hmm. doğru gidelim. Yani bakalım kim kimi geçiyor. O zaman ona bakalım. Evet. Ama ayetlerden bir kısmını dikkate alıp, ikinci kısmı dikkate almamak bu insafla bağdaşmaz. Evet. Burada bir de hani insafsızlığın bir, ya yani da insafsızlık demeyelim de. bu işi anlarken ya da anlatırken hmm. ya da eleştiri yapılırken en büyük problemi biraz öncesinde vurguladığınız çok önemli bir konu. Yani ee, atlanan daha çok dünyevi merkezi bakılıyor bu konulara. Evet. Yani dünyevi hayat içerisindeki fonksiyonları hmm. olarak bakıyor. Yani kimse hani takva meselesi hmm. Allah'ın rızası daha çok kazanma meselesine değil işte Müslümanlara gelen en büyük eleştiriler de bu buradan geliyor. Evet. Ama biz de Oradan gelen eleştirileri onların tarzıyla cevap vermeye çalışıyoruz hocam. Orada problem yaşıyoruz. Yani şimdi şu, yani e, orada bir o zaman çıkmaza çıkar e, girersiniz yani. Hani e. siz kadına dünyada bir fonksiyonel başka bir görev atfettiyseniz ondan biz savunmaya kalkarsak bu mesele öyle e. değil o zaman çıkmaza düşüyor. Şimdi yani, yani e, din hiç kuşkusuz e, inançla ilgili bir şeydir. Yani i, bu inanç böyle subjektif gibi terak edilebilir ama kendi içerisinde objektif kur kuralları olan, kriterleri olan ve bir doğruluk ölçütü olan bir şeydir yani kendi içerisinde diyorum yani bir nesnelliği olan bir şeydir. Şimdi bu bu imanı kabul etmediğimizde dinle parçacı ilişki kurmak imkansızdır yani e, o zaman biz çok güçlüklere düşeriz çok açmazlara düşeriz. Şimdi bazı arkadaşlarımız bunu yapmaya çalışıyorlar yani yani ne yapıp yapıp ikna edelim diye böyle uğraşıyorlar bence bu çok e, anlamsız bir şey yani bunu yapamayacağız yani hiçbir zaman yapamayacağız. Bir ya de burada bir problem vardır bu sadece bizimle ilgili değil e, dünyanın herkesle ilgili vardır fakat sadece e, kadın erkek konusunda da değil. Yani başka birçok alanda bu problem ortaya çıkacaktır. Çünkü bir çağ bütün çağlar üzerinde hüküm veremez. Yani yani insan tarihi diyelim ki 8-10 bin yıllık bir tarih yani yazılı, evet. yazılır tarihimiz. işte kavramların üretilmesi, aktarılması tabi 8-10 bin yıllık bir şey. Ve Be belki biraz daha az olabilir. Şimdi bu 8-10 bin, yıl içerisinde son 200 yıl ortaya çıktı. Bütün çağları bozuk ilan etti. Yani Adem'i yanlış anlamış, Havva'yı yanlış anlamış. Dünyayı yanlış görmüş ötekini yanlış Ya kardeşim şimdi 100 sene sonra da bu çağ yanlış bulabilir Şimdi biz ne yapacağız o zaman Şimdi bu doğru değil evet. yani bu insafla bağlı. Şimdi biz mesela bu çağda Başka çağları çok yargılamadan Başka çağları çok eleştirmeden bu çağ içerisinde Bir değerler malzemesi konuşabiliriz Yani diyebiliriz ki kardeşim biz O e, katındaki değer meselesine Bakmıyoruz diyebiliriz yani bunu paranteze alıyoruz Olabilir hı hı. o zaman biz, ben diyeceğim ki Diğerine de bakmayın çünkü o cümlenin Devamı buydu yani Adem'in yaratılışıyla ilgili öncelikler bunu bununla dengelenmişti. Evet. Normal şart, bak gerçekten bu böyledir. Mesela e, şimdi Peygamber Efendimiz'in karı koca e, ilişkilerini anlattığı bazı hadisler var. Şimdi ben şahsen o hadislerin e, bir kısmının e, Peygamber Efendimiz'in tarafında yani ben böyle kolay kolay bir şeye böyle mevzu demem. Yani hani hadis mevzudur demem. Çünkü hadis kitaplarına geçiyorsa bunun bir şeyi vardır. Yani bir, bir yeri evet. vardır. Yani bir dum, yani bir duman gördüysen bir yerde bir ateş vardır. Yani bunu reddetmem ama. Yani o bağlamda değildir. Yani o şekilde söylenmemiştir. Daha çok da böyle erkeklerin tercihine bağlı. Yani erkeklerin murad ettiği hadisler olduğunu düşünüyorum. Yani bazı hadisler var böyle. Yani tam erkeklerin muradına uygun gibi. Ben sanki şey düşünüyorum. Yani siz erkekler bunu isterdiniz ama bu böyle değildir De, dediği hadisler olduğunu düşünüyorum. Yani bu tarz hadislerin e, yani siz erkek yani gireceğim konuya siz bodoslama girdiniz şimdi oradan da yani. Yani mesela diyelim ki işte yani, yani özür dilerim. Mesela diyor ki yani Hı. şey işte kadın erkeğinin e, bilmem ne isteğini kabul etmeli Hı. gibi böyle şeyler dolaşıyor etrafta. Yani şimdi etmeli cümlesi ortaya girince evet. yani orada hani bir emir gibi geliyor insanlara. E ama yani ben kabul yapmak istemiyorum arkadaşlar. Yani köle miyim ki cümlesi de <laughs> en büyük eleştirilerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Karı onun... ilişkisini yani bir erkek kadın ilişkisi gibi düşünmemek lazım. Yani o başka bir ilişki biçimidir. Yani onun çok yani kendi içerisinde hukuku olan, kendi ya. içerisinde ahlakı olan ve kendi içerisinde yani bir başkasının muttali olamayacağı ya da olmaması gereken yani özel bir durumu vardır. Eğer tabii orada yani haklar vardır. Yani kadın hakkı var. Yani e, bunu hani bizim şimdi Türkçede mesela hep eş kelimesine çevrilir evet. ama e, bizim bir hakim arkadaş vardı. Yani bizim de bir hocamız vardı. Yani normal ben yani, kültürde yetmiş bir adam. Ya, arkadaşlar dedi, bu yanlış dedi. Bu eş değil. Bu yani karı kocadır dedi bu. Yani demiş. Yani, hmm. Arkadaş anlatmıştı bunu. Fakat Türkçe'de şimdi böyle söylediğinizde hakaret gibi telakki ediliyor. Bu çok yanlış bir şey. Yani bunun adı normalde böyledir ama e, insanlar değiştirdi. eş yaptılar. Çünkü eşleşmiyoruz. Yani evlilik, izdivaç başka bir şey e, olması lazım falan. Şimdi onun kendi içerisinde bir hukuku var. Ama benim şimdi demek istediğim şey. E, dolayısıyla şimdi o hukuku kendi içerisinde müteala etmek lazım. Ama benim şimdi demek istediğim şey şu. Şimdi biz erkekler ya da biz insanlar kadın için de bu geçerlidir, erkek için de. Bence arzularımızla birbirimizden farklı değiliz. Yani nereye doğru gider? Ben mesela Hz. Yusuf'un bana 11 e, yıldız secde ettiği ayeti kerimesini başka bir bağlamda da şöyle düşünürüm. Nereye kadar gider? Yani içimdeki arzu nereye doğru gider? Hmm. Valla 11 se yıldız secde etse fena olmazdı. Buraya doğru gider. Yani içimizde sonsuz bir uluhiyet sevdası vardır. Bu nedenle mesela la ilahe cümlesi yani kimsenin bir uluhiyeti yoktur, kimsenin bir mutlak iktidarı sorgulanmaz bir iktidarı yoktur cümlesi evet. bizim İslam metafizik geleneğinde insan egosuna karşı okunmuş bir ayettir. Yani Eyvallah. bu dışarıdaki yani dışar dış, dış e, nesnelere, dış putlara karşı okunmuş bir diyor. Çünkü olan zaten bir hükmü yok ama içerideki olan var ya o içerideki. Hı hı. Yani yani o bıkan tarafımız da o. İşte her şeyi arzulayan tarafımız da o. Niye bakıyoruz? Yetmediği için. Evet. Gibi. Peki. Bir ara verelim hocam. Ondan sonra devam edeceğiz. Mesela i̇şte bu konularda soracağım çok önemli bir konu daha var. Çok merak ediyorum. Bir ara verelim devam edeceğiz. Ekrem Devil Hocam'la konuşmaya devam ediyoruz. Kadın meselesini konuşuyoruz. Bir de şimdi bir parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Hani kadın meselesini konuşulan böyle ee, şeyler olur hocam. E, kadın meselesi. Kadın meselesi. Konuşuyor, öyle ama yani. hiç kadın yok. Hep erkek e, konuşuyor. Evet. Ama bu mesele öyle değil. Bir, bir, biz bu konuyu e, Ekrem Memil hocam bu programın daimi konu hatta sahibi olduğu için Ekrem hocamla konuşuyoruz. Estağfurullah. Hani böyle değişken konuklarımız olmadığı için bir de e, biz farklı açıdan konuşuyoruz. Ekrem hocam bakış açıyla konuşuyoruz. Yani böyle bir savunmacı bir halde konuşmuyoruz. Yani neden dört kadın meselesi Hı. gibi konuşmuyoruz yani. hmm. Şimdi bir, hani bir şey var ya oruç meselesinde. Demiyor ki şöyle bir cümle var. Ee, işte kadının eğer kocası çok aksi ise yemeğin tuzu nasıl olmuş diye bunu tadabilir. Hmm. Ya şimdi bu bana biraz şey geliyor. Yani ben Evet bana biraz uyduruk geliyor. Artık hani ben evet. uyduruk demeyeyim de yani size top atacağım yani, burada. Bana ee, rencide edici geliyor. Evet. Yani niye kadını eziyorsun da adamı e, ıslah etmiyorsun? Yani burada aslında erkek eziliyor. Tamam. Ama hani yani göründüğün... erkek bayağı aşağılanıyor yani. Erkek deli yani. Oha. <laughs> 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 Bildiğim ama şey yani olsun. hani yani hani kadına diyorken sen akıllı ol, bunu idare et diyor yani gibi yani. Ama ben şahsen oradayım mesela benimle ilgili mesela bir erkek olarak benimle ilgili hüküm varsa orada ben bundan rahatsız olurum. Yani bunlar fıkıhçılar <laughs> söylüyor. Ben bundan rahatsız olurum yani. Ben niye bu kadar kardeşim şey olayım? Yani benden dolayı yani kuralı niye geri çekiyorsun ki? Yani ben bu kadar problem bir adam mıyım? Yani ben laf anlamayacak bir adam mıyım diye düşünürüm. Dolayısıyla bence bu erkek otoritesini değil, erkeğin çocuksuluğunu ve deliliğini e, tamam ama bir öne çıkartan bir şey. Kadın yani, da hani eziyor gibi. Yani şimdi bunu de... asla kabul etmem. Yani mesela bu konu öyle değil bana göre. Yani bu tamam, tam o zaman ne diyelim? Kadına da dair de bir şey var yani ama burada? çünkü burada. şöyle bir şey var. Mesela hani yani bunu yapabilir demek başka bir şeydir. Bunu yapmalıdır demek ayrı bir şeydir. Hı -hı. Yani bunu yapmalıdır dese anladık. Yani hani misal yok şimdi. Diyelim <laughs> ki yani ben, yani bizim evde hiçbir zaman bu olmamıştır. Benim annemde bunu yap, senin annen de bunu yapmamıştır. Kimse evet. bunu yapmamıştır. Yani mesela yani Anadolu'da bunu yap, yapmış olacak bir anne olduğunu zannetmiyorum. Evet. Yani hani erkek huysuz, koca huysuz, yani böyle bir orucu işte yemeğin tuzuna bakayım falan gibi. Yani bunu yapacak kişi düşünme, düşünmem. Aynı şey tabii bugün modern çağda başka türlü de düşünebiliriz. Mesela insanlar lokantalarda yemek yapıyorlar, değil mi? Evet. Şimdi en huysuz olan müşteridir yani öyle değil mi? Yani, <laughs> kocaya göre yani daha daha huysuzdur ve çok gerçek bir huysuzluğu var. Yani huysuzluk yaptığı zaman bir daha sana gelmez. O zaman e, herhalde orası için daha geçerli olabilir falan. yani yani böyle bir takım meslekler için bir şey olabilir bu. Yani bir esneklik, bir eee olabilir. Yani ben bunu en reddetmem ama yani normal şartlarda bir, bir karı koca meselesi için ise ve sadece onlara mahsus ise ben şahsen bir erkek olarak fıkıhçıların bu hükmünden rahatsız olurum. Ya ben bu kadar mı? problemim diye düşünüyorum. Çünkü tersini söylemiyor. Mesela yani kadın da şu nedenle şöyle bozabilir demiyor ya da pardon. Mesela kocalar da karı hani hanımlarının işte şu e, işleri nedeniyle oruçlarını bozabilir ya da, demiyor. Yani, tadabilir demiyor. Ha de, yani şey tadabilir demiyor. Demediğine göre burada erkek bence bir problem olarak görünüyor. Yani şerrine lanet yani yani böyle bir e, ne diyelim hani e, şeyi yani çalılığı arkasından dolaş gibi bir şey oluyor bence burada şaka, şaka, erkek e, ağzından tamam. <laughs> kaçmış olmasın. E, burada erkek efem e, aşağılamış oluyor diye düşünüyorum ama bu bir hüküm olmadığı için üzerine durmaya gerek yok. Çünkü eee yani bu bakış açısı <laughs> anlamında evet. sordum Yani şu da yani. olabilir. Mesela e, ne bileyim hani mesela çocuğuna yemek yaparken de tadına bakması gerekebilir diyelim. Hı hı. Yani o zaman şimdi demek ki yani fıkıh konuları veya hani oruç vesaireki bu konularda yani mevzu böyle bizim düşündüğümüz kadar işte şuraya şöyle bir su kaç şöyle oldu, böyle oldu falan değil demek. Yani buradan daha umumi bir genişlik, umumi bir rahmet çıkartmak lazım benim kanaatime göre. Ama bunu böyle bir e, otorite ilişkisi ekseninde ele aldığımızda bence bu erkeğin aleyhine bir durum. Yani ben o erkekler içerisinde bulunmak istemem. Şahsen. Ey, eyvallah. Eşitlik meselesiyle ilgili bir, ne söylersiniz? Bir yazınız var. Ee, sorumlulukta ve kemalatta eşitlik yani bu hani geçen hafta evet. zaten buradan hareketle bu hafta bunu konuşalım dedim. Yani bu başlıktan aç açmak isterim konuyu hı -hı. yani. Biraz evet. önce girizgahını yaptınız ama evet. bence hocam yani hani yüzünüze karşı övmek gibi olması ama müthiş bir başlık bu. Evet. Yani kadın erkek meselesi konuşurken hı -hı. müthiş bir başlık bu. Şimdi, sorumlulukta sorumluluk da bir de hani kemalatta ya, evet. hani burası çok kemalat'ta önemli. Kemalatta eşitlik evet. muhteşem bir evet. şey yani. Şimdi bir defa e, benim yani düşünceme göre Bu e, yani şunu tespit etmek lazım. Sadece kadınla ilgili olarak değil, e, kadim felsefelerde. Yani biraz böyle makro düşünmek isterim. Yani bir konuyu ele alırken, yani böyle yani grand teoriler üzerinden ya da makro teoriler üzerinden farklı kültür merkezlerinde, medeniyet merkezlerinde bir mesele nasıl müdahale ediliyor? Bunu düşünmek lazım. Şimdi bir defa bu medeniyet merkezlerinde veya bu düşünce merkezlerinde er, erkek bile, yani insan yani erkek türünü ele alalım, erkek kısmını ele alalım. Erkek kısmında bir ittifak yoktur. Devamını altını çizelim. Yani mesela o erkeklerin bir kısmı daha çok insandır, bir kısmı evet. daha az insandır. Yani önce bunu tespit etmemiz lazım. Mesela eğer diyelim ki böyle bir bilim yapma, bilgi üretme kapasitesi yok ise, kabiliyeti yok ise, ya da diyelim ki ahlaklanmada yani daha terakki edebilme kapasitesi yok ise, bunlar daha az insan olarak mütilal ediliyor. Hatta böyle insanımsı, yani böyle beşer, evet. yani böyle hani hayvanla insan arasında bir şey gibi mütala ediliyor. Yani bu Hint öğretilerinde de bu böyledir kadim. Yani filozof yani filozofik öğretilerde de bu böyledir. Yani Orta Doğu'daki birçok gelenekte, Orta Doğu'daki birçok tradisyonda bu böyledir. O zaman şimdi meseleyi sadece kadın erkek yani Adem Havva meselesi içerisinde değil, Adem'in erkek çocukları üzerinde bozulan eşitlik şeklinde düşünmemiz lazım. Şimdi bu yazı daha önceki bir yazıydı ama mesela bu geçen aylarda Bizim Lacivert Dergisi'nde bu konuyla ilgili, masallarla ilgili bir yazı yazmıştım. Mesela insanlar niçin masalları okurlar? İnsanlar niçin masallara değer verirler? Bence bu çok önemli bir konudur. E, masalları okuruz çünkü masallarda kaybettiğimiz eşitliği tekrar inşa etmek isteriz. Mesela biz şimdi yeryüzüne eşit insanlar olarak geldik. Fakat sonra bir baktık ki eşit insanlar olarak geldik ve aslında hepimiz mümkün varlıklarız. Yani var olabilirdim de olmayabilirdim de. Hmm. Mesela bugün buradan eve gideceğim. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. Yarına çıkabilirim de çıkmayabilirim de yani imkan üzere yaşıyorduk. Sonra bir baktık ki bir kısmımız böyle değilmiş. Bir kısmımız olmazsa olmaz. Yani hükümdarlar olmazsa olmaz. Onlarsız biz ne yaparız demeye başladık. Mesela diyelim ki bilim adamları bunlar olmazsa olmaz. Değil mi? Yani biz onlarsız ne yaparız demeye <laughs> başladık. E şimdi o zaman insanlık şöyle bölündü. Olmazsa olmaz olanlar ile olmazsa da olur olanlar. <laughs> şimdi bu muazzam bir diyalektiktir. Yani daha doğrusu muazzam bir gerilimdir. Ve bu bizi çok mu üzdü? Yani insanlığı, manşeri bizden bu çok üzdü. Bizi çok rahatsız etti. Yani beraber doğmuş iken niye sen olmazsa olmaz oldun da ben olmasam da olur oldum. Bu çok acayip bir şey bu. Evet. Bizi çok rahatsız etti. Biz bunun üzerine tekrar eşitliğimizi sağlamak için hayalin diline döndük. Hayale kaçtık. Masalların diline döndük. Ve masal, şimdi ben de hani Binbir Gece Masalları hmm. Türkçe tercüme etmiş birisi olarak söylüyorum. Yani az çok bir masal şeyim vardır. Ee, şimdi masallarda mesela Bugünün yoksulu yarının kralı olabilir, evet. bu mümkündür. Masalarda en üst ile en aşağıdaki bir başka bağ ile birbirlerine bağlanabilir. Genellikle bu aşk ya da işte e, heves üzerinden veya başka bir şekilde kurulabilir. Neden? Biz dünyayı böyle görmek istedik. Yani e, her şey olabilir. Yani böyle bir dünyada yaşamak istemiştik. Dolayısıyla şimdi bence önce bunun altını çizmek lazım. Yani yeryüzünde erkek dünyasında eşitlik yok idi. Hmm. Yani. Anlatıyorum yani Mesele Eyvallah. kadın erkek eşitliği değil. Mesele yeryüzünde erkek dünyasında bir eşitlik yok idi. Onun için mesela kadın meselesi devreye girdiğinde biz bunu fark ettik. Ya biz erkekler olarak eşit değiliz ki kadınların <laughs> eşitliğini tartışalım dedik ama kadınların eşitliği veya kadınların hakları meselesi devreye girince bir anda o diyalektiği yıkmak zorunda kaldık. Yani yani kardeşim insan isek hepimiz bazı temel değerlerde eşit olmamız lazım. Evet. Ne gibi? Mesela can güvenliği, işte mal güvenliği, işte ahli, çeşitli konularda yani eşit olmamız lazım. Demek zorunda kaldık. Mesela Hazreti Ömer'e diyelim ki bir köle e, şehit etti. Eğer kısas... uygulansaydı, yani linç ettiler o köleyi, Hazreti Ömer'e karşılık o köle öldürülecekti. Ya olur mu Hazreti Ömer çok büyük, çok büyük bir insan. Böyle denmeyecekti. Hemen evet. birebir yani hani böyle bir şey olacak. Bilenler yani şimdi bence burada esas mesele bu. Yani Herhangi bir konuyu konuşurken, yeryüzünde uzun zamanlar, uzun çağlar boyunca insan türü arasında hem bu tarz bir bölünmeyle, hem insanın erkeğin kendi cinsi arasında bir eşitlik olmadı. Eşitliğin ötesinde öyle büyük bir eşitsizlik oldu ki, bu eşitsizliği en iyi böyle ifade edebilirim. Olmazsa olmaz olanlar, yani neredeyse böyle tanrısal varlıklar. Olmasa da olur olanlar. Hatta olmasa daha iyi olanlar. Yani, yani, yani. ve, ve kahir ekseriyet e, bu e, minvalde müdahale, müdahale, yani bu şöyle bir şey değil. Yani yüzde ellisi olmasa Olmaz. olan değil. Üç kişi, beş kişi, on kişi olmasa olan olar. Ve bütün insanlık onlar için yaşıyor gibi oldu. Benim kanaatime göre bunu önce Hristiyanlık yıktı. Sonra geldi esas İslam bunu yıktı. Yani olmazsa olanları tahtından indirdi. Hı hı. Olmazsa da olur olanları insanlık tahtına birlikte oturttu. İslam bunu yapmak istedi. Evet. Yani erkekler arasında insan olma iştirakında ortaklığı tesis etmek istedi. Yani Müslüman toplum bunu anlamak istedi, Hı -hı. bunu yapmak istedi. Hı -hı. O zaman şimdi kadın da buraya dahil olduğunda yani yani çünkü e, e, o aşağıda kalan erkeklerin için aşağıda kalmıştı, bir takım yetersizlikleriyle, bir takım e, eksikleriyle düşünülmüştü. Kadın da buraya dahil edince İnsan tanımı değişmek zorunda kaldı. Hocam 40 yıl düşünsem mevzuyu buraya getirtmezdim ya. 40 düşünsem mevzuya <laughs> buradan bakmazdım ya. Yani. Vallahi ben 40 yıl düşündüm. <gülüyor> Hayır <gülüyor> Yani hani, kadın <kredilen gülüyor> meselesine bakarken <laughs> ve konuşurken hani erkeklerin kendi aralarındaki hegemonya <laughs> kavgasının böyle Tabii buraya ki. Yani bu 40 yıl düşünsem aklına gelmez. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> esas şey. çünkü esas yani esas yıkılması gereken oydu. Eyvallah. Yani şimdi parya diyoruz değil mi? Paria evet. diye bir sınıf var. Şimdi bu ne? Yani insan mı? Yani değil. şimdi uzaktan yani çok uzaktan Hindistan'a bakınca böyle hep böyle bir monistik halinde oldukları için böyle insan sevgisiyle dolu olduklarını düşünüyoruz ama öyle değil. Değil. Yani o heykellerdeki o tebessüm evesme bakma yani o o başka bir şey. Yani normalde şimdi yani bunlar hani tekrar gelmeleri gereken kişiler. Bu bizim Müslüman filozofları da etkilemiştir. Bu Grek düşünürlerinde de benzer düşünce vardır. Mısır'da vardır. Irak'ta, Suriye'de vesaire İran'da yani buradaki kadim öğretilerde bu vardır. Ve şimdi biz de tabii yani düşünce e, takibi yapılamıyor. Mesela birçok şey diyelim ki İslam'la ilişkili görülüyor. Olabilir yani hani bazı şeyler vardır. Müslüman toplumun kendi kusurları da olabilir ama düşüncenin 2000 yıllık, 3000 yıllık tarihini biz anlayamıyoruz. Yani biz mesela bugün diyelim ki İran'da ya da Suriye'de, Irak'ta ya da Anadolu'da veya başka bir yerde kadın erkek terakkilerinin şekillenişini hep İslam üzerinden konuşuyoruz ya da e, başka konular üzerine hmm. konuşuyoruz. 2-3 bin yıllık tasavvurların nasıl devam edebileceğini çözümleyebilecek yöntemlere sahip değiliz. Yani şimdi Avrupa'da bunu böyle yapıyorlar. Yani e, yani biz hepimiz böyle 3-4 bin, 5 bin yıllık e, kültürlerin, e, kavramların izlerini taşırız. Yani benim zihnim, bu, e, Jung'la şey arasında, Freud arasında bir konuşma vardır. Jung'un rüyasını yorumluyor, e, bir rüya görüyor. E, rüya şöyle, bir eve giriyorum, e, evin salonu var, alt kata iniyorum, onun bir alt katına iniyorum, orada işte kafatasları görüyorum filan diyor. E, Freud bunu biraz düz yorumluyor, yani e, içinde öldürme arzusu var filan gibi, ben yani bu şekilde yorumluyor. E, Junguna itiraz ediyor, diyor, ki hayır diyor, ben aslında diyor bilincimi gördüm diyor. Ben bunu çok önemserim, yani bu rüya yorumunu gerçekten çok önemserim. E, bilincim nedir? Yani bir salon düzeyi vardır, herkese gösterebileceğim hı hı. veya dünyayla yaşayan dünyayla ilişki kuran. Modern kısmı burasıdır. Salon. Yani benim için salondur burası. Ama o salonun altında bir mahzen ve onun daha altında ta antikteye giden başka bir mahzen ve derinlik vardır. Dolayısıyla şimdi yani her birimiz 3-4 bin yıllık zihinleri kendimize taşırız. Yani bilinçaltı dediğimiz şeyin böyle bir tarihsel tarafı vardır. Evet. O zaman şimdi bizim ilişkilerimizi şekillendiren, ilişkilerimizi belirleyen böyle konular olması lazım. Yani e, dolayısıyla şimdi aslında hani fantezi bir konu konuşmuyoruz ya da yani doğrudan, somut konulardan uzaklaşmak için bunu söylemiyoruz. Sadece zihnimizi anlamak için, kullandığımız kelimeleri, e, oluşturduğumuz ilişkileri ve davranış kalıplarını anlamak için e, bu çerçeveyi kurmak istiyorum. Evet. Döneyim şimdi tekrar. O zaman şimdi, yani erkek dünyasında bir defa eşitlik yoktu. Yani erkeklerin bir kısmı daha çok insandı, bir kısmı, e, benim ifadem budur. O yani normalde, yani... Ee, yani o, bunlar olması olmaz olanlar, olmasa da olur olanlar. Yani bir şey kaybetmez mesela, tamam mı? Bir deyim söyleyeyim. Bu Müslüman toplumun literatüründen gelmiştir. Ama bana kalırsa 4-5 bin yıllık bir deyimdir bu. El avam kel bevam. Sıradan insanlar, yani o seçkinlikte olmayan insanlar, yani erkekler, hı hı. yani sıradan erkekler, haşere hükmündedir Şimdi haşere nedir? Yani bir lider etrafında böyle koşuşturup giderler. Evet. Yani, yani bireysel bir kimlikleri yok. Yani biz nasıl değil mi? Yani karıncalara baktığımızda bir ana kral falan bir şey diyoruz ama yani ne kadar översek övelim karıncalar bizim için tek tek karıncalardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de mesela karınca konuşturuluyor. Bir karınca bir peygamberle konuşturuluyor. Şimdi bak cümleye bak şimdi. Yani bir karınca bir peygamberle konuşturuluyor. Şimdi acayip bir şey bu. Evet. Yani dolayısıyla şimdi herhalde bize bir şey söylüyor olması lazım. Yani senin haşire dediğin o insanların her biri tek tek insanlar. Yani tek tek bireyler. Yani her birinin bir ferdiyeti var. Onlar Süleyman'ın karşısına çıkıp bir şey söyleyebilecek kişiler. Yani Süleyman'ın karşısında bir birey olarak bulunabilir kişiler. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Yani bu dinin burada yaptığı devrimi ve bizi birey olarak görebilme, bize gösterebilme şeyini çok önemsiyorum. Bence biz buna hiçbir zaman inanmadık. Yani inanmadığımız Tanrı'nın tevhidi değildi. İnanmadığımız insanın bireyselliğiydi. Biz kendi bireyselliğimize hiçbir zaman inanamadık ve bunu hiçbir zaman kabullenemedik. Bunun için hep başka şeylere sığınmak zorunda kaldık. Yani çünkü bireysellik Ye inanmak, bireyselliği kabul etmek çok büyük bir sorumluluktur. Onun için hep bundan kaçmaya çalıştık. Belki hayatımız bireysellikten kaçma mücadelesi hmm. şeklinde ortaya çıkar. Yani bunun altından çizelim. Şimdi dönelim tekrar hava ve şeyine. Bence İstanbul, yani Müslümanlık burada. Hani şimdi az önce İslam'ı bir özne olarak kullanmayacağımızı be beyan ettim. Söyledik. Bence İstanbul'da şey gene <laughs> işte dil gidiyor. Şimdi modern, efendim, modern çağda yaşayınca modern çağın bütün <laughs> şeyleriyle mağlul oluyorsunuz. Evet. Bence Müslümanlık burada ee, yine tekrar ediyorum dini ciddiye almak şartıyla konuşuyorum. Yani dini söylediklerinin bir kısmını ele alıp dini yargılamadan din bir hikaye anlatıyor. Hikayenin giriş gelişme ve sonucunu dikkate almak şartıyla hı hı. söylüyorum. Din burada sorumluluk ve e, yani yükümlülük sorumluluk ve e, yetkinleşme yani kemal... E, şeyini oluşturarak, çizelgesini oluşturarak Adem ve Havva meselesini başka bir gözle görmemizi istiyor. Evet. Şimdi bu ilk kez biyolojimiz ya da fizyonomimiz ya da e, kültürel durumlarımız ya da mekanımız, coğrafyamız, e, kabiliyetimiz, mensubiyetimiz vesaire gibi bir insan olarak zaten doğal olarak ait olduğumuz şartların dışına çıkarak ikinci seviyede insanı ele almak, Demektir hı hı. yani şimdi dinin devrimi tam olarak burada yani artık burada mesela ben işte diyelim ki Rizeli'yim bunun bir önemi yok ben Mekkeli'yim bunun bir önemi yok ben Londralıyım bunun bir önemi yok ya da mesela ben Krenk kabiliyedenim bunun bir önemi yok ben işte Kureyş'iyim bunun bir önemi yok ben efendim e, Romalıyım bunun bir önemi yok nereli olursan ol kimden olursan ol hangi zamanda yaşarsan yaşa bir insan olarak sorumluluğun var. Ve bir insan olarak o sorumluluklarla birlikte ulaşabileceğim bir kemal var. Böylece şimdi biz cinsiyetin üzerine çıktık. Böylece biz e, mensubiyetin üzerine çıktık. Hı hı. Zaman ve mekan koşullarının üzerine çıktık. Kabiliyet ya da kabiliyetsizliklerimizin üzerine çıkarak başka dönemde. bir düzlemde e, buluştuk. Şumayran e, galiba şöyle bir sözü vardı. Beşeri darlığımızdan çıktık, ilahi stratosferde buluştuk. Evet. Şeklinde yani böyle bir cümle vardı. Evet. Gençliğimizde de çok severdik biz bu cümleyi. Buraya çıkınca İslam dedi ki, Müslümanlık dedi ki, yükümlülüklerdeki ortaklığınız gibi kemalde de ortaklığınız var. Bu ne demek? Nübüvveti Tanrı'nın bir seçki, seçmesi olarak düşünüp paranteze alırsak ki gerçek üstünlük nübüvvet üzerine konuşulmaz. Velayet ve erdemler üzerinden konuşulur. Havva'nın ulaşabileceği kemal, Adem'in ulaşabileceği kemaldir. Evet. Ee, herhangi bir insanın diyelim ki Abdülkadir Geylani'nin ulaşabileceği kemal, Rabiatül Adaviye'nin ulaşabileceği kemaldir. Yani ne eksik ne fazla. Hı hı. Dolayısıyla şimdi böylece varoluş varoluş yükümlülüklerimiz de ortak olduğumuz gibi sonuçta ulaşabileceğimiz yetkinlik ve kemal bakımından da eşitliği getirerek İslam dini değerleri dikkate alan Tanrı'nın yar, Tanrı'nın yaratması kadar takdirini de değerli gören bir zihin için e, erkek ve kadın yani arasında ve bütün erkekler arasında bunu ayrıca söyleyelim. Bütün erkekler arasında ve erkekler ve kadın arasında yükümlülük ve kemal eşitliğini getirmiş bana sorarsanız yegane dindir. Ben hocam, bunu böyle biliyorum. Çok konuyu iyi çok Hı. iyi bağladık hocam. Hı. Bağladık derken kendi paya çıkardım. <gülüyor> beraber beraber <laughs> evet <laughs> <laughs> şimdi e, insaf kelimesini konuşuyoruz zaten. İnsaf şöyle bir şey paylaşma yani bölüşme Eyvallah. demek. Şimdi bölüşmede e, üç aşama var. Mesela sorunu bölüşmeliyiz yani hmm. sorun yani yükü bölüşmeliyiz. Mesela böyle bir konuyu konuşurken konunun ne kadar güç olduğunu birlikte idrak etmezsek konuyu konuşamayız. Evet. İki birbirimize doğru yolu bölüşmeliyiz. Yani sen de e, az yani az çok ön yargılarım var benim de ön yargılarım var. Bu ön yargılarımızı bırakıp konuya doğru gelmeye çalışmalıyız. Üçüncüsü bence. Bir mükafat hasıl olmuş ise bunu da bölüşmemiz lazım. Şimdi bu modern çağda bilginin bilginin doğası ile ilgili çok önemli bir şeydir. Yani modern çağda mesela bilgiyi ürettiğinizde burada mesela bu bilgiyi taşıyanlar yani adam mesela matbaada çalışıyor bu bilgiye hizmet ediyor bu adam da çok kıymetli bir adamdır. Mesela insanlar bu bilgiyi okuyorlar ve bu bilgiye yorum yapıyorlar. Bizim şimdi klasik düşünce okulunda Şimdi kayıtları yüklüyoruz. Adamlar orada bir sürü yorum yapıyorlar. Evet. Şimdi bizim tabii arkadaşların hepsi onu takip ederler. Yani fikirlerini dikkate alırlar. Yani bir şey söylüyorlar mı söylemiyorlar. Hepsini dikkate alırlar falan. Neden? Bilgiyi beraber üretiyoruz. O zaman ödülü de birlikte hani e paylaşmamız lazım yani. <laughs> Ödül paylaşma konusunda yani 40 yıldır okuyun 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 gelmiş adam bir tanesi burada birkaç tane soru sordu diye <laughs> mükafat o, o biraz insafsızca olur. Biraz da tersten konuşmak isterim. Şöyle konuşmak isterim. Ee, mesela İslamiyet'in kadına verdiği ya da işte Müslümanlık içerisindeki kadının ehemmiyetinden bahsederken mesela en önemli verilen cevaplardan bir tanesi cennet annelerin ayağının altındadır. Gibi savun, yani savunma demeyelim Cümleye böyle girizgah yapılır. Direkt böyle giriyorlar cümleye. Ondan sonra yani işte a, hani dört kadın meselesi konuşulur. Hayır efendim Müslümanlık geldi o bölgede işte daha fazlaydı Müslümanlık bunu indirdi gibi cümlelerle anlatılıyor. Ne dersiniz bu, bu tür anlatımlara? Şimdi şöyle bu bizim hani televizyon programlarına da böyle denk gelmiştim. Yani bize misafir olan arkadaşlar da vardı. Hani sahurda vesaire başka programlarda. Ya da mesela hani bazen görüyorum mesela Fikriyat'ta yazılar oluyor veya başka alanlarda yazılar oluyor. Yani Müslüman entelektüellerin tabii bir kısmının bu konudaki refleksleri aslında konuyu anlamaktan uzak. Yani bugün mesela e, kadınların yani yeryüzüne itiraz ettiği şey, yani bu itiraz ben anlıyorum. Yani, yani bu, buna bir şey söylemiyorum. Yani anne, yani şimdi 3-5 tane kavram var. Anne, kız kardeş, hanım vesaire falan. Şimdi bunların hepsi aile içerisinde kavram var. Evet. Yani annem evde yani. yani. Yani eşim evde, işte kız kardeşim evde falan yani. Yani hepsi burada olan kavramlar yani ve ben e, yani bunlar hem akrabalık ilişkileriyle hem hukuk ilişkileriyle hem din tarafından zaten tesis edilmiş yani yani burada bir şey yok. Şimdi kadınların tartıştığı konu bu değil. Yani modern çağda kadın meselesini tartışırken konu bu değil. Dolayısıyla şimdi burada bir ezber var bu ezberden vazgeçmek lazım. Yani birisi çıkıp mesela kadın meselesinde yani Müslüman kadın'a çok değer vermiştir anne kadınla, anne cennet nasıl cennet ayakları cennet ayaklarının şey dedir dediğinde konuyu yanlış anlatıyor. Yani bu 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 çok komik kaçıyor. Bu değil. Yani konu bu değil. Mesele bu değil. Mesele yani bugün hani konuşulan şey şudur. Yani bir insan olarak yani cinsiyeti paranteze alarak bir insan olarak e, insanlık haklarımız nelerdir ve bu haklarda iştirak nedir? E, ben mesela şimdi kendimi geliştirmek için mücadele ediyorum. Yani e, entelektüel olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İşte görev alarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yazıyorum, çiziyorum. İşte ne bileyim işte spor yapıyorum, ötekini yapıyorum, belki yapıyorum falan birçok alan kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bir kamusal kişilik kazanıyorum. Şimdi bu süreçte yani kadın da aynı mücadeleyi vermeli midir, vermemeli midir? Yoksa yani işte evinde çocuklarım var, çocuklarına git deme, demeli miyiz? Şimdi bunu diyenler olacaktır. Yani Avrupa'da da var, başka yerlerde de var. Yani dünyanın her yerinde bu var. Yani yani böyle kadının ee, mesela e, akademiyada böyle çok gönül olmasını istemeyen Çok birçok Avrupalı var. Yani Hı -hı. ben de tanıdıklarım oldu. Yani bu çok doğru değil. Okudum yazılar oldu falan. Ama şimdi yani tartışmanın bir defa burada olduğunu bilmemiz lazım. Yani yani sorun annelikle ilgili bir şey değil. Orada da konular ortaya çıkıyor. Çünkü anneliğin de böyle tarihten getirdiği böyle acayip yükleri var. Acayip bir imkanları var. Yani onu da söyleyeyim mesela. Yani bunların bir kısmına da ben katılmıyorum. Yani yanlış biliyorum. Mesela işte abartılı bir anne baba hakkı var mesela. Yani bu çocuğun üzerine böyle bir şey gibi çöküyor. Yani hani bir türlü gelişemiyoruz. Yani anne hakkı, baba hakkı, işte hakkı helal ederim, etme falan gibi yani böyle bir diyalektik oluşuyor. Şimdi bu doğru bir şey değil. Yani yani bunun düzeltilmesi lazım. Yani bu meselenin doğru ele alınması lazım falan ama bugünkü konuşma bu değil. Yani yeryüzünde yani şimdi eğer konuyu anlayacaksak, hani kadın meselesini anlayacaksak ben söylüyorum yani durduğum pozisyonu netleştirdim. Yani bence sorun sadece kadın meselesi değildi. Yani erkekler arasındaki eşitsizlik meselesi idi evet. ve o o da hala devam ediyordur. Yani yani bizim açımızdan da veya birçok kişi için de yani bazı erkekler daha çok insandır. Tabii hocam. Bazıları daha az insandır. Yani mesela insanlar dünyada şunlar olmazsa olmazdı. Yani olmazsa olmazdık dedikleri sürece bu masal devam edecek. Yani bu hikaye devam edecek. Yani bana göre mesela kimse kimsenin varlık sebebi olamaz. Yani yeryüzü mesela ben hayatımda hiç kimse hiç mesela olmazsa olmazdım demem. Yani böyle bir cümle olmaz. Bu benim bireysel varlığımı reddetmek demek. Yani bu benim bireysel özgürlüğümü reddetmek demek. Böyle bir şey olmaz. Yani bir hayat bir başkasına angaje edilemez. Bir baya hayat bir başkasına bağlanamaz. Yani yani birisinin işte ne bileyim e, yani işte birisinin sonucu değilim ben. Veya birisinin e, birisi benim sebebim değil. Yani bunu bu bakımdan şimdi böyle bireysel varlıklarımızı üstlenebilecek cesareti göstermemiz lazım. Ama şunda hakikaten hiç tereddüt yok. Bugün yani pek çok yani fakültede de hani kız işte talebelerimizi. Ben genellikle talebelere meslektaşlarım derim. Yani, yani talebe diye bakmam. Normal tartışıyoruz onlarla falan. Bazen anlaşamıyoruz, ne yapamıyoruz falan. Yani onlarla da hani konuşuyoruz. Ve başka yerlerde de konuşuyoruz. Buradaki sorun bu değil. Yani aile içerisinde yani tekrar böyle ailenin kavramları buradaki kavramları yücelterek Bak işte annelikte ne rahatsızlık gördünüz, işte kız kardeşlikte ne rahatsızlık gördünüz, siz bizim kız kardeşlerimizsiniz filan gibi bir dili bir defa çöpe atmak lazım. Hmm. Bu doğru kavram değil. Yani doğru e konuşmam ya. için bu değil. Ee, do, e, konu hukuksaldır, konu siyasaldır, konu kamu alanıyla ilgili bir şeydir. Ve o kamu alanına çıkabilecek donanımın oluşması için de geleneksel olarak bu kurumlardaki ve ailelerdeki e, görevlerin vesairende yeniden e. ele alınması gerekiyor burayla ilgili. Tamam. Yani. Bir de bununla ilgili o konuk tartıştırken e, hani o kadar güzel bir düzlemde anlattınız ki erkekler işte içerisindeki zaten yani eşitsizlik Hı. sonra kadın e, işte Müslümanlık içerisindeki kadının yeri anlatılırken bu sefer şöyle bir tartışma da var. Onu dinlemek isterim işte. Siz kendinize bakın. Yani Hristiyanlara ya da işte Hı. batıllara yani siz daha orta çağda kadın ruhu var mı yok muydu meselesini tartışıyordunuz zaten diye yani onlara buradan bir şey çakarak bize bir şey nemalandırma Bu da doğru değil. Yani de. bu da, şimdi şöyle Hristiyanlık e, pagan kültürlere e, pagan inançlara e, bize göre daha yakındır. Yani İslam e, yani pagan inançları bünyesinde daha az barındırır. Şimdi pagan demek bir çok kötü yani il yani inançları bakımından tabii ki yani benimseniz ama uygulamaları bakımından bu bir kültürdür. Yani insanın dünya ile ilişkisi kültürü üretiyor yani dolayısıyla yani birçok şey e, 3 3 bin yıllık tarihten süzülerek geliyor. Din ise dine ekleniyor. Tarikatsa tarikata ekleniyor. Hmm. İşte aile ise aileye eklenerek devam ediyor. Yani yani insanın ürettiği bir şey kaybolmuyor. İnsanın kültürü kaybolmuyor. Yani bu bakımdan hakikaten bir yani e, kültürün dinamizmi diye bir şey var. Kültürün yaşantısı diye bir şey var. Yani böyle bir şey var. Fakat bir biraz böyle e, o eski gelenekler olabilir diye düşünüyorum. Biraz da dinin kendi doğasından kaynaklanmak üzere Hristiyanlıkta hakikaten kelimenin hakiki anlamıyla bir hava problemi vardır. Yani e, bir hava sorunu vardır. E, yani erkekte aşmak istediği şeyi kadında tam aşmak istemedi. Yani Hristiyanlık mesela erkekte eşitliği sağlamak istedi. Yani Hı -hı. Bu, buna tereddüt yok. Yani ne demek bu? Mesela bir adam diyelim ki zayıf, bir adam hasta, bir adam e, bilmem ne. Yani önemli değil. Yani bu bir insandır. Yani bu Tanrı'nın ışığını taşıyor. Şimdi bunu dedi. Bu çok önemli bir şeydi. Çok büyük bir devrimdir. Fakat aynı bakış açısını... E, Adem hava ilişkisine tam taşıyamadı. Yani e, geçen nerede hani böyle bahsetmiştim. mesela Fransız'ın bir şeyi var e, e, bu Fransız Kent entekatının kurucusu. Şimdi diyor ki ya şimdi buna çok itiraz ediyorlar çünkü mistisizm, mistikler e, ana anlatıdaki e, katılığı aşmak için ilgi görürler. Yani ana anlatıda yani yani normatif geleneklerde hı hı. bir kabal katılık vardır kural vardır yani e, bunun üzerine insanlar oradan sıkılırlar ve Mistiklere giderler yani oradan bir merhamet dilenirler fakat San Francisco'nun tarikatının kuru şeyi esası insan sevgisi üzerine dayalı iken bile Adem ve Havva konusunda çok katı. Çok katı. Şimdi diyorlar ki buna ya bu niye böyle diyor. Hmm. Ya diyor ben diyor aslında diyor Havva'nın kötü olduğunu söylemek istemiyorum. <laughs> e, Havva da iyi fakat diyor bu diyor toprak ve su gibi bir şey diyor. Bunlar bir araya geldiğinde iş çamur oluyor diyor. <laughs> <laughs> ben, ben diyor bunu söylüyorum diyor. Tamam şimdi. Şimdi benim kanaatime göre İslam'ın ve İslam tasavvufunun e, karakteri Adem ile Havva'nın bir araya gelişinin aslında bir çamur oluşturacağı fakat o çamurdan başka bir bünyenin çıkacağı üzerine kuruludur. Evet hmm. bir çamur oluşturuyor ama o karışımdan, o izdivajdan başka bir şey ortaya çıkıyor. Başka bir şey dediğim şu. Yani ben mesela Havva sayesinde kendimi başka bir gözle tanımış oluyorum. Yani Hı -hı. o çamura girmem lazım. Yani yani Adem Havva'nın yani su ve e, toprağın oluşturmuş olduğu o o o çamur seviyesi ile Adem ve Havva ile beraber biz ikimiz e, oradan intikal ederek başka bir noktaya evrilmemiz lazım. Şimdi İslam tasavvuf geleneği bunu getirmek istedi. Hatta mesela tasavvufun e gelişim evrelerinde şöyle bir şey oldu. Erken dönemde mesela tasavvuf kadına çok e, muhalif baktı. Yani, Nasıl yani? evlilik hayatına özür dilerim kadına değil Evlilik ha, hayatına evli çok hayat. muhalif baktı. Yani sorumluluklara girmeyelim diye. Yani kaç kaçabilirsen neredeyse dünya bir kadın haline <laughs> getirildi. Burada büyük ihtimalle Hristiyanlığın tesiri oldu. Hmm. Ze, e, bazı böyle kadim geleneklerin tesiri oldu. Yani kadın karşıtı tesirler burada cereyan etti. Fakat daha sonra mesela e, tasavvuf kendini toparladı burada. Çünkü peygamberin aile hayatına baktı. İşte e, yani evlilik işte evet. çocuk vesaire falan oradan başka bir e, noktaya evrilmiş oldu. Velhasıl şimdi işin böyle bir tabiatı var. Yani Hıristiyanlık'ta e, Hava bahsi biraz e, sicili bozuk bir yani durum olarak arz ediyor. Hı hı. Fakat bu açıklama doğru ve gerçek bir açıklama değil. Yani modern çağdaki konuşmalar, modern çağda insanlık hakları, yani bir kadının kamusal kimliği, bir kadının kendini geliştirmesi, yani erkekle veya aileyle ilişkileri, o ilişkilerin onu engellemesi vesaire gibi sorunsal üzerinden ortaya çıkan durumlar İslam toplumlarında da batı toplumlarında her zaman konuşulmaya layık ve konuşulması evet. gereken konulardır. Bunda herhangi bir tereddüt yok. Bu kolaycılığa sapmamak lazım. Yani batı toplumu bir zamanlar hocam şey değil mi yani kadını günahın nedeni, günahın sebebi olarak ortaya koymuşlardı. Yani, hani kadın eşittir günah sebebidir yani varlığı bile i̇şte öyle bu oldu. Yani bu doğru ama şimdi yani toplum sadece din üzerinden şekillenmiyor. Evet. Yani Müslüman toplumlarda başka arızalar çıkarttı. Yani yani başka hatalar çıkarttı. Ee, dolayısıyla şimdi yani bir de şöyle bir şey, bunun hani illa eksik olması gerekmiyor. Şimdi modern olan e, yani bu çağda olan insanlar yani burada illa eksik var. Bunu tamamlayalım, üzerine düşünmemek lazım. Yeni bir durum ortaya çıkıyor. Biz konuyu böyle ele almaya evet. çalışıyoruz. Yani şimdi benim şahsi kanaatim şudur bu konuda. Müslüman toplum her çağda e, Müslüman nesillerin ihtiyat hakkına inanmak zorundadır. Bir bir daha yani her ha, Müslüman adım, toplum. Tamam. Yani her mesela biz 21. yüzyıl Müslümanları olarak iştihat ehliyetine sahip olduğumuzu ben düşünüyorum. İştihat kapısı kapanmadı yani. yani. Böyle bir şey olamaz. Ve bütün konuları, bütün kavramları daha önce aynıları söylense bile bizim yeniden tanımlamamız, yeniden ifade etmemiz lazımdır. Yani dolayısıyla şimdi yani bu bakımdan e, yani e, böyle şeyin baban zaten bir cümlesi vardır. Yani vadi cedide gerek yok. işte keş bir kadim lazımdır falan. Bu biraz bence şey. Yani 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 yeni bir şey yapmaya gerek yok. Yani eskiyi anlayalım yeter gibi. Yani hani böyle bir şey söylemiştir. Hı. Yani bu o konteks içerisinde söylenmiş bir savunmacı bir cümle. Bence böyle değil. Bence hakikaten Müslüman toplumun her zaman iştihat üzere düşünmesi lazım. Yeni kavramlar üretmeniz lazım. Kavramları yenilemesi lazım ve kavramların üzerindeki toz bulutunu ortadan kaldırması lazım. Yani her zaman böyle daha açık, daha seçik, daha ayan beyan fikirler üzerine yaşaması lazım. Dolayısıyla şimdi burada yani gereksiz savunmacılığa kapıp ya da topu taca atmak yani bu sizin sorununuzdur. <laughs> bu modern çağın dayattığı problemlerdir filan gibi böyle tuhaf cümleler kurmaya hiç gerek yoktur. Ama dediğim gibi özellikle bu konuda o diğer e, dili üretmek yani biz sizi anne olarak seviyoruz <laughs> demek bu çok e, çok anlamsız bir şeydir. Yani Bunlar bizim kız kardeşleri yani böyle bir cümle kullanılamaz yani. Tamam o zaman şu basit aslında basit gibi gözüken bir eleştiriyi de sizden dinlemek isterim. Yani niye işte hani kadın ön düşünürler ya da işte İslam hayatında sayabileceğimiz Rabiatül Adeviye. Bir, iki, üç. Bu, bu bizim sorumuz yani mesela erkek, Soracağım ben. Sizin Müslüman toplumu dövmemek gibi bir huyunuz olduğunu bilerek evet, bu, bu cümleyi evet. o yüzden girdim evet. yani. Bu hani normalde aslında böyle çok da konuşan bir şey değildir ama. Hı. Şöyle söyleyeyim. Müslüman şey toplumu dövmüyorsunuz ama e, 2000, burada bir problem olsa evet. gerek gibi gözüküyor. 2012'deydi galiba Ömer'le şey etmiştik. Almanya'da bir sempozuma katılmıştık kadınla ilgili. Ben orada da aynı şeyi söylemiştim yani yazdım onu yani, yani yani yazdığım bir cümle bu yani sen sordun ama ben bunu yazmıştım yani şeyde. Hatta İbn Arabi üzerine meta, şey İbn Ar neydi unuttum İbn Arabi Metafizi galiba. O kitapta bu var yani bu konu bu şekilde yazılmıştır. Ben orada şunu söyledim yani bunu suç kimsenin eğer bu bir suç ise ve bu bir eksiklikse bu kadınların telafi edebileceği yani bir suç şeydir. Suç değil ama eksiklik olabilir yani. Bu bir yani. eksiklik ise kadınların telafi edeceği bir şey olmalıdır. Mesela bugün diyelim mesela toplumda daha çok hani kadın bilim adamı çıkması isteniyorsa e çıksın kardeşim yani, yani ellerini tutan var yani çıksın yani gibi. Ya şöyleydi böyle yani şimdi itham etmeye gerek yok yani. Yani herkes aynı güçlüklerle yaşıyor. Yani bu konuda ben şahsen böyle bir yani tırnak içerisinde söylüyorum kadına yağcılık meselesini kadın hakların veya kadının kadınların konuştuğu bu hakları engelleyen bir mesele olarak düşünüyorum. Burada yağcılık yapmaya gerek yok. E ee, kadınların kendi yani süreçlerini eleştirmesi. Daha doğrusu bu kadın meselesi. Yani herkesin o süreçleri eleştirmesi lazım. Kritik ederek bir noktaya gidilebilir. Ama şöyle bir nokta var mesela hani bilgi sadedinden söylemek için Hı. söyleyeyim. Attar'ın şöyle bir cümlesi var. Tam katıldığım bir cümle değil. Yani Attar'ın bu değerlendirmesine katılmıyorum ama Attar söylediği için insanlara bunu aktarayım. Atlar diyor ki aslında diyor çok kadınlar var diyor. Fakat diyor yani isimleri söylenmeye pek gerek duymamışlardır diyor. Yani hmm. kamil kadınlar çok kamil kadın mesela ben de diyor çok kamil kadın tanım ama diyor yani isimlerini söylemeye gerek duymamışlardır. Yani böyle hissetmemişlerdir gibi. Bir ikincisi başka bir şey söylemiştir. Ben bunu çok önemserim. Geçen hafta belki konuşmuştuk bunu. Ee, bizim geleneğimizde de Feridun Attar. Feridun Attar çok büyük bir adamdır. Yani Mevlana'nın e, Mevlana'nın yarısıdır. Yani Mevlana'ya Attar merdiveninden gidilir aslında. Yani işte şems konuşuluyor, başkası konuşuluyor ama o değil. Bence esas attardan oraya gidilir. Yani çok büyük bir adamdır, çok büyük bir kafadır. Ondan sonra şimdi diyor ki adam kelimesini yani racül kelimesini e, yani biyolojik bir kavram olarak düşünmemek lazım. Evet. Adam kelimesi ahlaki bir kavramdır. Dolayısıyla şimdi biz racül dediğimizde, rical dediğimizde, Allah adamları dediğimizde cinsiyeti aşarak e, bir kavramdan konuşuyoruz. Yani e, dolayısıyla bunun içerisinde kadınlar ve erkekler ortaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu. Ee, neredeyse birçok ayet-i de böyle kullanılır. Sabreden erkekler ve kadınlar. Şimdi Arapça'da şimdi ikisi ayrıştığı için birlikte zikrediyor. Evet. Her gün mesela e, yani işte Ferdinandlar racülle bunu anlatıyor. Yani racül dediğimizde kadın erkek içindedir. İşte e, şunu yapan erkek ve kadınlar, bunu yapan erkek ve kadınlar şeklinde e, anlatıyor. Ama e, daha şeyi bu yani yani çıkart yani çıksınlar yani herkes çıksın. E, ayrıca da şöyle bir şey var yani sanki erkeklerden de böyle hani başı göğe çıkan adamlar olmuş. O da değil yani çok bir uzun sürü zamandır. Var. Ya tamam bu şu anda yok ama yani geçmişten bugüne bir sürü isim sayarız hocam böyle. <laughs> yani. yani daha iyi olabilir tabii. Daha büyük ve daha iyi olabilir. Her zaman olabilir. <laughs> Yalnız topu çok güzel hanfendilere attınız, kadınlara attınız. Çok iyi oluyor. Evet. <laughs> 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 yani bu yani, burada da şey yapmamak lazım. Yani böyle yani bütün yani e, e, bütün mesele bir çözüme dönük ve hiç eleştirmeden geçmek bu da doğru değil yani. Eyvallah. Peki. E, Kadınlar meselesinde konuşulurken en önemli meselelerden bir tanesi hani çok uzun zaman önce bir yerde konuştuğumuz konuyu buraya bağlamak için soruyorum. Hani burada da anlatın diye sormak istedim ben onu. Ee, İslamiyet geldi. Hı hı. E, diri diri kız çocukları toprağa gömülüyordu. İslamiyet bunları kurtardı cümlesi. Kadın konusu konuşulurken en çok konuşulan konuydu bu. Ve biz ve ben yani bu ne zaman belki çok Hı -hı. aylar önce konuşmuşuzdur mesele ya da Ramazan'da konuşmuşuzdur belki a haberde konuşmuşuzdur. Bu mesele sizden dinleyeseye kadar şöyle bir şeydi bizdeki düşünce. Doğan gömülüyor, doğan, doğan gömülüyor <laughs> <Hayır>. Yani <laughs> doğan kızları gömüyorlar. Evet, evet. Ama herkes bunu yapıyor. Evet. Yani bu böyle değil miydi yani? Böyle değil tabii. Yani çünkü Mekke toplumu neticede erdemli bir toplum. Yani değerli bir toplum ama çevrede bir takım insanlar yani kız yani kız çocuğa karşı dünyanın birçok yeri daha doğrusu şöyle tarımsal toplumlarda kız çocuğuna karşı bir e, tepki ortaya çıkar. Ş şimdi kavram doğru ifade edelim. Kız çocuklarında ortaya çıkan tepki insanla ilgili telakkinin bozukluğu ile ilgili bir şeydir. Yani erkek çocuğu sevmekle ilgili bir şey değildir. Yani hmm. mesela biz şöyle bir cümle kuramayız. Mekke toplumunda erkek çocuklar seviliyordu, kız çocuklar sevilmiyordu. Böyle bir cümle asla kullanamayız. Bu saçma. Böyle kullanıldı ama. Bu çok yanlış bir şey. Mesela bizim diyelim ki böyle şark toplumlarına genel olarak tamam. Mı? Erkek çocuklar sevilir, işte kız çocuk sevilmez. Evet. Bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü neden? Erkek çocuk sevilmiyor. Erkek çocuk işe yarıyor. Böyle düşünüyorlar. Yani ne demek? Şimdi erkek çocuğu adam iki şey için düşünüyor. Bir, pazusu var, kaba kuvveti var, askerlik yapar. Yani askerlik dediğim şu, yani kabilenin intikamını alacak. Hı hı. Yani bana aslında ölmek için doğurduğum bir adam lazım. Ee, bizim bir arkadaş e, e, dedi ki e, bir şey ona söylemiştim dedi ki bizim orada bir deyim vardır. E, şimdi bu hayvanların erkek dişliğine göre isimlerini tam bilmiyorum ama teke erkek mi diyorlar tam bilmiyorum ama yani erkek teke deyim ben. Erkek teke bıçak içindir. Yani ölmek içindir. Yani. Anladın mı? Yani evet. dişileri çok hani erkek ölmek içindir. Gibi böyle bir deyim kullanmıştı bana. Diğerleri arkadaşlar. çünkü sütünden filan falan hani mesela şey de öyledir. Ben de sonra hatırladım. Bizim şey dedi mesela köyde de mesela buzağlar doğduğunda erkekse işte 3 ay 4 ay sonra şey yaparlar yani onu et olarak keserlerdi falan. Şimdi e, kadının değeri bilin daha doğrusu kadının insan e, kadının fark edilmediği yere, kadının de için denklemin içinde olmadığı yerde aslında erkeğin iki tane rolü var. Kabilenin intikamını alacak, İkincisi sabana koşulacak. Hı. Bunun için yani fiziksel gücü lazım. İki, intikam almak için askerliği lazım. Şimdi ben diyorum ki kadın bu denkleme girdiğinde ya biz ne fena durumdaymışız biz dedik. Yani biz aslında babalarımız sevmiyormuş. Evet. Yani 6. yüzyılda 7. yüzyılda 8. 10. 9. neyse bu yüzyıllarda babalarımız bizi sevmiyormuş. Babalarımız bizi asker olarak doğuruyormuş. Ya da babalarımız bizi sabana koşmak için doğuruyormuş. Valla durum hiç de parlak değilmiş yani. <laughs> Dolayısıyla şimdi biz kadın sayesinde, kadın aynası hmm. sayesinde biz şunu fark ettik. Yani erkeğin durumu berbat. Yani sabana koşulan, yani affedersiniz yani tam adını söylemeyeyim. Hmm. O, yani bir tanesi Söyleyelim bu. Söyleyelim hocam, bir okulda bir şey yok. Kadına yani. koşulan, yani sabana 800. ne koşuluyorsun gibi yani. Ya tamam hocam. Ondan sonra, sonra e, sabana koşulan ya da ailenin intikam Ailenin intikam dediğim şey de ne? Mesela iki nesil önce bir dedem bir hata yapmış. Birini öldürmüş ve biri onu öldürmüş. Ben şimdi onun intikamını almak için bir onun üç nesil sonraki torununu öldüreceğim. Ya böyle bir yaşama gayesi olabilir <laughs> mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Burada nerede erkeğe değer verilmiş oluyor? Ama kadın denkleme girdiğinde o zaman ben e, zafiyetimle, acziyetimle, beceriksizliğimle, şununla, buyumla vesaire insan olduğumu fark ediyorum. Ve bütün bunların ötesinde yani bir kürküm yok iken bile ben bir insanım bunu fark ediyorum. Kadını fark ediyorum, kendimi fark ediyorum ve daha önceki tarihe bakıyorum ve diyorum ki kadınsız tarihin sabanlık tarihimmiş yani benim sabana koşulmuşluk tarihimmiş. Yani o sayede <laughs> yani hayvanilikten yani hayvani bir fonksiyondan insani şeye aslında kadınla intikal etmiş oluyorum. Evet. Bence İslam bunu e, bir ölçüde ve Müslümanlık bunu bir ölçüde gösterdi diye düşünüyorum. Tam ama... da bir şey olmuyor yani bence bu anlatım tarzıyla aslında hmm. kadınlara nasıl da daha fazla değer verildiğini ya da hmm. Denkleme girince sizin tabirinizde kadınlar denkleme girince Hı. bizimle bir kıymete sahip olduğumuzu çok daha güzel anlatırsak bence daha iyi kıymet bilirler Kesinlikle. kendileri. Kesinlikle. Yani, yani, yani bizim kıymetimiz bile onlardan geldi. Onlardan ortaya çıktı. Çünkü Şeyde de öyle mesela şimdi Adem hava yaratılınca kimlik kazandı. Aa. Yani şimdi bu mesela hani ev, evlilik tabii bunların her birini ayrı ayrı konuşmak gerekir. Yani şimdi evlilik meselesini konuşmak gerekir. Adem Havva ilişkisini birçok yerine konu Aşk ilişkisi üzerine konuşmak gerekir falan filan birçok konu vardır. Ama şimdi Adem hava ile kimlik kazanıyor. Hava Adem'le kimlik kazanıyor. Yani hı hı. şimdi bunların hepsi o. Yani bunlar ha, şimdi bir genel olarak hayatta iştigal ettiğimiz meslekler. Yani yani manşetimizi geçinmek için kullandığımız meslekler vardır. Bir de e, varlık bir varoluş olarak mesleklerimiz vardır. Yani diyelim ki bir anne olmak gibi, bir baba olmak gibi, bir çocuk olmak gibi, bilmem ne olmak gibi filan. Bunlar da varoluşla ilgili şeyler. Dolayısıyla şimdi bunların hepsi aslında bir medresedir, bir okuldur ve insan oralarda eğitilir. O insan oralarda terbiye edilir falan. Yani dolayısıyla şimdi e, yani birçok konuya bir de böyle bakmak mümkün evet. yani. O Hazreti Ömer'in anlatılan meşhur cümlesi. Ya yani ben iki ben, an var o, evet, yani birisini yok, Evet. Evet. Hatı, birisini hatırlayınca ağlıyorum. İşte Hı -hı. kızımı diri diri toprağa gömdüm. Birisini hatırlayınca gülüyorum. Puttan helvadan putla yapardık, evet. yerdik. Şey, önce tapardık, sonra da acıkınca yerdik cümlesi. Evet. Yani orada Hazreti Ömer'in bile de kızımı yani evet. canlı canlı öldürdüğüm. Ben buna hiçbir zaman inanmadım. Mümkün değil. Yani e, yani ve mantıklı değil. E, daha sonra burada e, hani ben tarihçi değilim. Ben bir metafizikçi oku, metafizik okuruyum. Dolayısıyla şimdi hani meseleye bakış açım biraz daha farklı. E, daha sonra burada e, bizim hani Adnan hocaların programında Adnan Hoca Casim Hoca e, o programda e, bunu tartıştılar ve e, e, bir arkadaşımız daha vardı. E, o programda aynı neticeyi söylediler. Yani hani be, benden mülhem olarak değil. Yani hani hmm. yani onlar tabii bilimsel olarak da konuyu çalışmışlar. baklarken yani böyle bir rivayet yok aslında. Yani böyle bir sahih rivayet yok. Yani bir kitapta bir şekilde geçmiş ama yani böyle bir rivayet yok. Dolayısıyla şimdi yani Hazreti Ömer yani kızını öldürmüştü. Sonra Müslüman yani böyle bir yani fecaat üretmeye gerek yok. Yani işin bazen İslam'ın büyüklüğünü anlatmak için yani insanlar böyle bir şey abartırlar. Evet. Yani kızını öldüren bir adamdan İslam işte Adil Ömer'i çıkardı. Yani çıkardı. Ya şimdi buna gerek yok yani şimdi. E çünkü yani Mekke dediğimiz şey neticede Hanif inancının olduğu bir yer. Yani orası Kabe'nin olduğu bir yer. Orası İbrahim'i dinlerin olduğu bir yer. Orası Hilful Fudul'un yapıldığı bir yer falan. Ama buna rağmen orası İslam'a göre cahiliyedir. Çünkü Hazreti Peygamber'i kabul etmemişti. Aa. Yani hikaye bu yani. Eyvallah. Peki. Ee, kadın meselesinde İslami düşüncenin veya işte bu konudaki yani sizin gibi diye, yani metafizik anlatıların, işte kadınların anlatım tarzında hep böyle biz şeyi gördük hocam ee, bir yüceltme çabasını Hı. gördük. Hep böyle yüceltme çabasını gördük. Burada da belki son dakikalarımız burada da şunu anlatmanızı isteyeceğim ya da şunu konuşmak isteyeceğim sizinle. Yani biz böyle kadınları da anlatırken hep ya birileri ne der işte biraz önce bir tabir kullandınız ya ben bunu Hı. kullanamam belki hani bir yalakalık dediniz ya evet. o değil ama. Yağcılık. Yani, ya 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 ya. ya. yani sanki hep o mevziden bakıldı gibi konuya evet yani hani hakkıyla yani neyse o değil yani hani ya ya çekelim işte ya biz müslümanlar evet. da bakın yani kadınlar meselesi evet. çok kassasız, modern toplum modern dünya siz geldiniz buraya kadar geldiniz ama ya yani biz de işte kadınlar meselesinde fena değiliz ay gibi yani böyle hem tam bir şey biraz yağ çekme biraz böyle sallama o mevziden baktık konuya yani böyle sizin anlattığınız gibi eşitlik meselesinden hani hele biraz önce o tespit çok güzeldi. Hmm. Yani bizim kıymetimiz bile sizin hmm. varlığınızla ortaya çıktı cümlesini hiç anlatmadık. Dolayısıyla hmm. bunu anlatma üslubuna bir değişiklik etmek gerekiyor o zaman. Bence değişiklik gerekiyor. Sadece bu konuda değil belki başka birçok konuda bir defa analitik ve kritik üzere kurulu bir telakkimizin olması lazım. Yani meseleleri analiz etmeyi öğrenmemiz lazım. Kritik etmeyi öğrenmemiz lazım. Yani hangi bilgi hangi e, kaynaktan geliyor ve hangi bilgi e, yani yorumlanmaya müsaittir, hangi bilgi değil bu konuları netleştirmemiz gerekiyor ve bir an için e, bu e, yani ezilmişliğin ortaya çıkartmış olduğu savunmacılığı bırakmamız lazım. Evet. Yani bu her bir konuda de, tabii yani öyle. Şans, yani şahsen kendi adıma yani bütün yani bu yani Vav Televizyon'daki bütün konuşmalarda bunu yapmaya çalışıyorum. Yani yani burada ne konuşuyorsam yani bir başımayken de öyle düşünüyorum. Yani Allah biliyor yani hakikaten. Yani Hı -hı. E, Sansürlediğim hiçbir fikrim yok yani bilmediğim konular vardır ama sansürlediğim bir fikrim yok yani ben böyle düşünüyorum. Türkiye için bazı konular hakikaten e, daha iyi konuşmamız lazım. Mesela bir tane şeydir mesela alevilik meselesidir. Ben o konuları yani, yani çıkan her yani biliyorum mesela birçok çıkan kişi dinliyorum aslında gerçekleri düşünmediklerini ben biliyorum yani başka bir şey konuştuğumuzu öyle düşünmüyor Ya buna gerek yok ya gerek yok buna yani yani çünkü modern bir çağda yaşıyoruz yani. Dolayısıyla şimdi hani demokrasinin bu düşünce özgürlüğünün, düşünce anlatımının şeylerin imkanlarına yararlanmamız lazım. Yani kadim çağlarda mesela diyelim ki böyle bir takım korkularla insanlar takiyeyi yap, bence gene yapmaması gerekir de yapabilir falan. Modern çağda takiyenin bir anlamı yoktur. Evet. Ya yani bunlara gerek yok. Ne düşünüyorsa böyle söylememiz lazım. Ama kelimelerimizi de çoğaltmamız lazım, kavramları çoğaltmamız lazım. Yani tartışıp tartışıp en sonunda gene ilk baştaki ön yargılarımızla konuları değerlendirmeye başlarsak bu da olmaz. Mesela kadın meselesinde işte o hani arada konuştuğumuz şey buydu. Yani bu kadar yani toplum 100 senedir konuşuyor. Dünya bunu 100 senedir tartışıyor. Onlarca ekol ortaya çıkmış. Onlarca fraksiyon ortaya çıkmış. Bunu yapısalcılık tartışmış işte başka ekoller tartışmış falan filan. Yani bir sürü şey söylemişken hala gelip ya kadın annedir kadın kız kardeştir dediğinde kardeşim o zaman bu tartışmaya girme. Yani evet. yani bu, bu tartışmaya sen, yani sen burada ki ben yokum de yani ben bugün gelmedim de <laughs> falan. Ben de şahsen kişisel olarak yani bu benim öyle çok bütünüyle bildiğim bir konu değil ama bir perspektif olarak yani e, bu konuya dair benim e, okuduklarımdan edindiğim intiba budur veya izlenim budur. Bence sahicilik her zaman iyidir ve doğrudur ve zekaya layık olan şeydir. Evet. Takiye zekaya bir ihanettir. Evet. Tabii bunu kadın üzerinde söyledik ya o girizgah öyle yaptım ama her konuda artık bu hale evet. evrilmemiz de gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü yani Kesinlikle. uzun bir süre yani işte mesela çok basit bir örnek vereceğim. Mesela midye meselesi konuşuldu evet. vakti zamanında. Ya birileri böyle ezil hani yani ya işte midye öyle diyor ya öyle hani evet. bir ondan sonra çıktı hocalarımız dedi ki ya arkadaş bu İmam Hanife'ye göre haram diyor İmam Hanife. Evet. İmam Şafii de böyle diyor sen evet. hangisini istersen onu yap. Evet. Hani bunu söylerken bile ya böyle e, birileri tabii Diyanet evet. değil böyle evet. söylüyorum bu arada yani diğer çok iyi. Ama birileri böyle söylerken ya bak işte öyle değil yani tamam yemek istiyoruz. ve Diyanet de böyle bazı konular çok geç kalıyor. Ee, yani e, hani, özür dilerim. He, buradaki bu savun, kalmış. Savunma yani. tarzından ya da böyle hani söyleyeceği şeyi dilinin altında böyle saklayıp evrilip hmm. gevelemektense arkadaş bu böyle ya bana ne bu evet. bana ait evet. değil ki Allah'a evet. ait bir cümle. Hmm. Cümlesini çok artık zor şey zor söylüyorduk Yeni yeni çok pervasızca rahatça böyle başladık. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Şimdi yani e, e, bir ruhban olmadığımız bilerek konuşmamız lazım. Yani yetkilerimiz yani yetkimiz aslında pek yok. Yani, yani dinde bir şey varsa biz bunu değiştiremeyiz. Evet. Anlayış mesela ben bunu böyle anlıyorum. Yani dersin falan ama değiştiremezsin. Dolayısıyla şimdi o rahat o rahatlıkla konuşmak lazım. Yani yani ben bana ait değil bu ya. Ha, böyle yani bu kadar yani şimdi aşırı gayrete gitmenin de e, bir anlamı yok. Ama tekrar aynı noktaya geleceğim. Yani benim kanaatime göre birçok konuda olduğu gibi e, sahici olmak çok önemlidir. Evet. E, ee, yani masanın arkasında veya sahnenin arkasında nasılsan e, sahnede öyle konuşman da fayda vardır hı hı. benim düşünceme göre. Ya da değilse de o zaman tartışmalara hiç girmeyeceksin. Ee, şimdi hani Mevlana'nın hani böyle nasıl görünüyorsan öyle ol gibi hani böyle bir tavsiyesi var. O biraz zor bir şey yani hani belki bazı yerlerde doğru da olmayabilir. Ama en azından böyle insan ilişkilerine ben bunu çok önemsiyorum yani. Ee, yani sahnenin arkasında nasıl konuşuyorsan bir konuyu burada öyle konuşabilmelisin. konuşabilmelisin. Kendi adıma konuşabilmeye çalışıyorum. Buna. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederim. Eyvallah efendim. Ee, 2011 yılının son programıydı bu. 2021. Ya. Ya Şimdi bana kaybolan ya. yılları geri vermeseler. <laughs> 2021 yıl <yani. gülüyor> son programıydı. Gerçi cumartesi günü yayınlanacak. Değişmiş olacak. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. İnşallah ha. hayırlı 2022'de de bol bol ve keyifli programlar. Allah millete, devlete de zeval vermesin. Allah bütün ümmet Muhammed'e hayırlar getirsin. Bütün insanlığa hayırlar Amin. getirsin. Amin. İnşallah daha böyle idraklı, daha bilinçli ve daha anlayışlı olduğumuz bir sene olur inşallah. Diyelim. İnşallah. Yani, ben pek dua etmeyi beceremem ama yani anahtarıyla yani. böyle dua bu kadar yani. <laughs> 2020'deyken 2021'den çok mutluyduk. Şimdi 2021 neyse eh geçti. 2022'den inşallah evet. hayırlısıyla. Iı, aşılarımız da zaten artık devrede. Bundan evet. sonra daha da mutlu olacağız hocam evet. inşallah. Çok teşekkür evet. ederim hocam. Ağzını sağlık. Ben noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek.